Hasan-ı Basri diyor ki, mahşer günü İslam insan kılığına girecek ve insanlara gözükecek. Kimilerine bu insan beni yüceltti, sen de onu yücelt ya Rab diyecek. Kimilerine bu insan beni yarı yolda bıraktı, ihanet etti. Sen de o insanı yarı yolda bırak ya Rab diyecek. Ve yine Hasan Basri'nin söylediğine göre daha sonra Ömer'in yanına gidecek. Ve insan kılığına girmiş İslam Ömer'in elinden tutup havaya kaldıracak. Ya Rabbi, ben Mekke sokaklarında boynu bükük bir çocuk gibi dolaşıyordum. Bu insan İslam'a girdi, beni de aynı şekilde yüceltti. O İslam'a girdikten sonra benim de Kabe'ye girmeme vesile oldu. O İslam'ın yüzünü ak eyledi, sen de onun yüzünü ak eyle diyecek. İşte Ömer böyle bir Ömer. Peki aynı İslam müşahhas bir halde bizim yanımıza gelse, bizi Rabbimize nasıl takdim edecek? Ya Rabbi, o bana ihanet etti, yarı yolda bıraktı, sen de onu yarı yolda bırak derse, ondan sonra vay ki anamız bize ağlasın dursun. Fayda eder mi? Mümkün değil. Evet, Hazreti Ömer'le ilgili çok bilinen ve çok bilinmeyen hayatını birleştirip asıl bilmemiz gereken Ömer'i bugün tanımaya çalışacağız. Bazı alt başlıklar halinde yapacağız bunu. İlk alt başlığımıza tarihçeyi hayatı diyebiliriz. Babası Hattab, baba tarafından kabilesi, Adiyoğulları baba tarafından. Peki Adiyoğullarının vazifesi nedir? Sefaret, yani elçilik vazifesi görüyor baba tarafındaki kabilesi. Sürekli savaşlarla ilgili veyahut belli başlı yerlere, görüşmelere onları gönderiyorlar. Ve Ömer de bu vazifeyi çokça üstleniyor. Neden Ömer'i seçiyorlar bu cihette? Çünkü hem duruşu var hem de eski cahiliye Arap şiirlerine hıfzı çok kuvvetli olduğundan belagatı var Ömer'in. Hatta bir rivayette geçiyor. 1000 mısralık bir cahiliye şiiri ezberleyen Ömer halka şöyle sesleniyor. 500'ünü ezberleyen karşıma çıksın diyor. 1000'in de değil. O şekilde kuvvetli hafızası var Hazreti Ömer'in ve konuşma kabiliyeti var. O yüzden şiir Arap'ın divanıdır diyor belli bir zaman. Bunu demesinde aslında şöyle bir durum da vardır. Bugün Ulumu Arabiye ile uğraşan arkadaşlar çok daha iyi bilir. Biz hatalı söylesek onlar düzeltir inşallah. Arap grameri dediğimiz kriterleri en çok belirleyen iki meseleyi şöyle almışlar. Birisi Kur'an, diğeri cahiliye şiirleri olarak almışlar. O yüzden onun babası tarafından Adiyoğulları da çok ciddi vukufiyetli bu noktada. O yüzden sefirlik görevi üstlenmiş durumdalar. Anne tarafından Ömer, nedir kabilesinin adı? Mahsumoğulları. Mahsumoğullarından o zaman kim var Hazreti Ömer'in dayısı olan? Ebu Cehil, Hazreti Ömer'in dayısı oluyor ve bu kabilede ekseriyetle savaş hareketlerini yönetiyor. Zaten Ebu Cehil'in Müslümanlara karşı yapmış olduğu girişimleri hatırlarsanız değil mi? Mesela Bedir'de de başı çekiyordu Ebu Cehil. Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiğinde Hazreti Ömer henüz 27 yaşında. Kaç yıl cahiliye döneminde kalmış oluyor? 6 yıl boyunca. Yani İslam'ın 6. yılında Ömer İslam'la şereflenince kaç yaşında oluyor? 33 yaşında oluyor. Efendimiz'den demek ki kaç yaş küçük? 13 yaş küçük kendisi. Efendimiz Aleyhisselam'ın daima sağında o 6 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir oluyor ama sol yanı boş kalıyor. Demek ki orası da Ömer'ini bekliyor. Siyer yazarlarımızdan İbni Hişam'ın siresine göre Hazreti Ömer 40. Müslüman olarak geçmektedir. Bunu bu şekilde kabul eden çok insan var. Şu görüşü de savunan ciddi bu noktada ilim sahibi insanlar var, hocalarımız var. Onlar da diyor ki Habeşistan hicretlerindeki Müslüman sayılarını düşünürsek 1. Habeşistan 18, 2. Habeşistan 101 Müslüman var. Onları da düşünürsek eğer Ömer'e bu zaviyeden bakacak olursak Ömer Allahu Alem 129. Müslümandır diyorlar. Yani bir kısım insanlar Ömer 40. Müslüman derken bir kısım da 100 küsürüncü Müslümandır görüşünü savunmaktadır. Ömer'in 8-10 evliliği vardır ve bu evliliklerden 3 kız 8 oğlu vardır. Dul kalan kızı Hafsa ise İleride Efendimizin zevcesi olacaktır. Kendisi 2 metredir, çok heybetlidir. Tek eliyle deveyi yatırmışlığı vardır ve ciddi bir güreşçidir. Hatta eski dönemlerde Halid bin Velid ile güreştiği bir olay var. Ve o olayda, şimdi Halid de az değil, öyle değil mi? Heybetli bir komutanımız Halid bin Velid de Ömer'i alıp atınca Ömer'in ayağını kırıyor Halid bin Velid. Kendisi Yesari'dir, yani solak. Yemini Yesari, kendisi solaktır.
Ticaret için Yemen, Filistin, Irak, Habeşistan'a gittiğinden dünyanın ahvalinden de ciddi malumatı vardır. Bilir yani. Dünya coğrafyasını iyi bilir Ömer. Halifelik zamanı çobanlık yaptığı bir dağın eteğinden geçerken babasının ona çobanlık yaptırdığı dönemi hatırlatır ve babası çok sert bir insandır. Hatta her geldiğinde Ömer'in çobanlığında mutlaka bir kusur bulup Ömer'i biraz döver çocukluk zamanlarında. Babası da çok serttir yani. Hazreti Ömer'in mizacını düşünseniz zaten babasını da belki biraz anlarsınız. Hazreti Ömer için yürüyünce bir yiğit yürürdü, yer sarsılırdı derler. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz izzet, vakar gibi kelimeleri Hazreti Ömer'den yeniden inşa etmemiz lazım demek. Çünkü bir mümin o zilletli duruşu, boynu bükük duruşu sadece Rabbine karşı yapmalıdır. Peki insanlara karşı ne sergilemelidir? Tevazu sergilemesi gerekir. İşte o duruşu biz Hazreti Ömer'den görüyoruz. Hatta Hazreti Ömer valilerine mektup yazıyor. Çocuklara yüzmeyi, atıcılığı ve ata bir hamlede binmeyi öğreteceksiniz diyor. Bu bir emirdir valilere. Ne demek ata bir hamlede binmek? Yani koşan ata ayağını basıp direkt ata binecek. Bazı sahabe efendilerimiz var, attan da öyle iniyorlar. At hareket halindeyken iniyorlar, 2-3 tane adım atıyor ve duruyorlar. Bunu neden yapıyor? Savaşta bir psikolojidir bu, öyle değil mi? Karşındaki askerin ata böyle inip bindiğini görsen ne yaparsın? Dizlerinden titremeye başlarsın Allah-u Alem, değil mi? Aynı Ömer sürekli ordu komutanlarına askerlerimi dikenli yoldan bile yürütmeyeceksiniz diye emir gönderiyor. Bu arada bunlar mübalağa değil, benzetme de değil. Gerçekten böyle emirler gönderiyor Hazreti Ömer. Askerlerinin kendi mesuliyetine bakan kısmında ölmesi sonucu, şehit olması sonucu Allah'a nasıl hesap vereceğini bilemiyor Hazreti Ömer. O yüzden tam böyle günümüzde aradığımız denge, hem cesur insanlar hem de sebeplere çok güzel riayet eden insanlar. Şimdi Enes bin Malik'in abisi var. Var mı hatırlayan? Bera bin Malik. Çok kahraman birisi. Hatta gladyatör seviyesinde 100 kişiden fazlasına öldürmüşlüğü var. Bera öyle bir kahraman. Bera bin Malik Efendimiz. O yüzden Hazreti Ömer çoğu zaman bir sefere çıkılacağında Bera'yı ordu komutanı yapmayacaksınız diyor. Neden? Çünkü Bera'nın gözü çok kara. 100 kişi 1000 kişiye dalar Bera bin Malik. Hazreti Ömer de askerlerinde titiz olduğundan Bera'yı ordu komutanı yapmayacaksınız ama asla ordudan da ayırmayacaksınız diyor. Neden? Çünkü Bera ateşleyici güç. Muazzam bir tespit değil mi Hazreti Ömer'in yaptığı? Yani bu akli muhakeme, muazenelerdeki terazi nasıl olması lazım? Sebepler nerede kullanılmalı? Tevekkül nerede edilmeli? Vallahi billahi bunun karşılığı Hazreti Ömer'dir. Lütfen çok güzel dinleyelim. Yeni alt başlık, iki Ömer'den biri. Resulullah Aleyhisselam'ın o hadisini biliyorsunuz. Ya Rab bana iki Ömer'den birini ver. İki Ömer'den birisi dediği Ömer bin Hattab. Yani Hazreti Ömer, birisi de Amr bin Hişam. Amr Ömer, Araplar onu aynı şekilde kullanıyorlar. Amr bin Hişam dediğimiz Ebu Cehil. Şimdi neden burada iki Ömer'den birisini söylemiş? Sebebi şu, cahiliye döneminde ikisi de davasında çok samimi. Çok ilginç bir ölçü değil mi Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bu tespit? İkisinin de davasında inanılmaz bir şekilde samimi. Bir örnek verelim, Efendimizin amcası var, Ebu Leheb. Ebu Leheb'i özetlerken nasıl bir sıfat koymuştuk? Sünepe, dal kavuk, korkak birisi Ebu Leheb. Nerede menfaati varsa oraya yanaşır. O yüzden Bedir'e de kendisi gitmiyor. Ne yapıyor? Parayla asker gönderiyor. Ebu Cehil ne yapıyor? İnandığı davanın arkasından kendisi gidiyor. O da öldürülüyor değil mi Müslümanlar tarafından ama peşine gidiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam o dönem ikisinin de küfür üzerinde samimi olduğunu görmüş. Daha sonra Hazreti Ömer o samimiyetin zirvesini İslam'da yaşıyor ve İslam'da da görülmez bir samimiyet bize inşa ediyor. Efendimiz Aleyhisselam onu anladığından ikisinde de bu samimiyet var. Hangisi dönse diye içinden geçiriyor ve diyor ki aynı samimiyeti burada da sergileyecekler. Bunu anlamanızı kolaylaştıracak bir hadis daha söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayırlı olan İslam'da da hayırlıdır. Anladınız mı şimdi? Efendimiz Aleyhisselam onu keşfetmiş. İkisinde de aynı karbon var mı? Var değil mi? Neyde aynı karbon var? Kömürle elmasta aynı karbon var. Ama İslam geldikten sonra o karbonlar aynı kalamaz. İkisinde de aynı karbon var. İslam'ın mesajına nasıl muhatap olacaklarına göre karbonlar yer değiştiriyor. Ebu Cehil'inki kömüre gidiyor. O kömür artık cehennemde iş görüyor. Hazreti Ömer'inki ise o karbonları elmasa dönüyor. Ömerül Faruk oluyor. Öyle mi? Ya değil mi? Hazreti Ömer'in cahiliye dönemindeki sertliğine bir iki örnek vereyim. Darun Nedve'de bir karar alınıyor bir ara. Zayıf Müslümanlara baskı yapılacak. Onlar dininden geri dönecek diye. Sizce en çok baskı yapabilen kim? Hazreti Ömer. Yani sizin o saydığınız Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, başka? Velid bin Muğire, Nadır bin Haris. Bunlar Ömer'le karşı karşıya geldiğinde konuşamayan adamlar yani. Ömer cahiliyede bile en sertlerden birisi. Hazreti Ömer'in heybetini şöyle anlatayım ki şiddetiyle heybetinin arasındaki bağlantıyı kurun. Hazreti Ömer normal yürüdüğü zaman uzaktan görenler Ömer binekle geliyor diyorlar. Öyle bir heybet düşünün. Peki anneler çocuklarını nasıl korkutuyor o dönemlerde biliyor musunuz? Sus, çabuk uyu yoksa seni Ömer'e veririm diyorlar. Hazreti Ömer cahiliye zamanında böyle insanların korktuğu, ürktüğü birisi.
Bu iki Ömer'den birisini isterim meselesine bir de şu zaviyeden bakalım. Şimdi biz Allah Azze ve Celle'den bir şey istediğimizde maalesef bin marketten bir şey ister gibi illa bunu illa bunu diyoruz değil mi? Allah'ım bana illa bu işi ver, Allah'ım bana illa bu işi ver diyoruz. Kendimiz için Allah'ın seçtiği hayra bir kapı bulmuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden iki Ömer dememiş de iki Ömer'den birisi demiş? İki Ömer diyemez miydi? Diyebilir. Demek burada da bize bir ahlak dersi var. Bir, o bir peygamberdir. Ömer bin Hattab'ın o Ömer olacağı ona malum olmuştur. Bu birinci seçenek. Gelelim ikinci seçeneğe. İkinci seçenek nedir biliyor musunuz? Murad-ı ilahinin sana sunacağı o alternatifler içerisinde Allah'ın hayırlısını seçmesi gerekirken hayır ya Rabbi ben illa bunu istiyorum demenin edebe aykırı olduğunu Allah Resulü Aleyhisselam bildiğinden ya Rab illa iki Ömer'de değil iki Ömer'den birisi demiştir. Şimdi bütün anlattıklarımız kafada harmanlandığında bu hadisi belki binde bir seviyesinde anlayabiliriz. Hazreti Ömer'in ilerleyen zamanlarda Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duası sürekli aklına gelir. Aklına gelince ne yapar sizce Ömer? Ağlar ağlar. Ya o dua bu Ömer'e değil de diğer Ömer'e isabet etseydi bu Ömer ne yapacaktı? Ya bu sebepten ağlar. Yeni bir alt başlık. Müslüman oluşunun 3 süreci. Üstad Hazretlerinin Hazreti Ömer için başka bir lafı da şuydu. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer birbiriyle kıyası bir çekirdek, bir şecer yani koca ağaç. Normalde Hazreti Ömer'in Müslümanlığını bir süreçte biliriz. O süreci de önden spoiler vermeyeyim. Ama Hazreti Ömer'in Müslümanlığı Allahu Alem 3 süreçte gerçekleşmiştir. Birinci süreci şöyle olmuştur. Onun 2 tane çok dövdüğü azatlı kölesi vardır. Sürekli döver ama. O azatlı kölelerinin isminin birisi Amr bin Rebiya, diğeri de onun eşi Leyla binti Ebi Hasme. Amr'la Leyla'yı öyle bir döver ki bazen döve 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 oturur kenara durur. Sonra der ki size acıdığımdan dolayı bıraktığımı zannetmeyin. Biraz yoruldum dinlenince geri geleceğim der ve gerçekten dinlenip tekrar döver. O iri yarı deveyi yere seren Ömer'in iki insanı dövdüğünü düşünün. İşte Amr ve Leyla Habeşistan hicretlerine doğru yola koyulurlar. Tam o esnada yolda Allahu Alem başka bir rivayete göre evde hazırlanırken Hazreti Ömer onları görür. Ve siz nereye gidiyorsunuz deyince senin zulmün yüzünden memleketimizden göçüyoruz ey Ömer der. Ömer orada ne yapar biliyor musunuz? Hüzünlenir hüzünlenir. Ve Leyla onun hüzünlendiğini görür. İşte Ömer'in oradaki hüzünlenmesi onun kalbine akan ilk hidayet parıltılarından birisidir. Ömer orada hüzünlenince Leyla'nın yüzündeki ifadeyi görür eşi Amr. Amr der ki Leyla ne bu? Yoksa sen Ömer'in iman edeceğini mi düşünüyorsun? Leyla der ki tabii ben Ömer'in iman edeceğine inanıyorum şu yüzüne baksana deyince Amr şöyle bir ifade de kullanır. Ben ifade böyle geçtiği için böyle nakletmem gerekiyor haşa. Hattab'ın ölmüş eşeği dirilir Müslüman olur ama Ömer Müslüman olmaz der. Ya böyle bir olay. Hazreti Ömer'in kalbine akan birinci süreç budur. Gelelim ikinci sürece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece vakti Kabe'de ibadet etmektedir. Hazreti Ömer de arkadaşlarıyla buluşmaya, belki bir rivayete göre içmeye diye geçiyor, yola çıkar. Orada ibadet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Onu görünce Ömer yanına yaklaşarak içinden şöyle geçirir. Ne yapıyor bu şair burada? Haşa. O esnada Efendimiz Aleyhisselam Hakka suresini okur ve şu ayeti okur. Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ömer içinden şöyle geçirir. Şair dediğimi nereden duydu bu kahin? Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peşi sıra şu ayeti okur. Bu bir kahin sözü de değildir. Ne de az tefekkür ediyorsunuz. Hazreti Ömer şaşırır der ki, içimi okuyup bana sözler mi uyduruyor yoksa? Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okur. Eğer Kur'an'ı Muhammed uydursaydı onu can damarından yakalardık deyince Hazreti Ömer buna da şahit olunca kaçarak oradan uzaklaşır. İşte Hazreti Ömer'in kalbine akan ikinci damla da budur. Gelelim mi kalbine akan üçüncü damlaya? Darun Nedve'de konuşuluyor ve konuşulmanın bir sebebi de Hazreti Ömer'i harekete geçirmek. Diyorlar ki kim öldürecek Muhammed'i? Mekke'nin 6. yılı. Hazreti Ömer galyana geliyor, kılıcını kuşanıyor. Biliyor ki Muhammed Aleyhisselam Safa tepesine yakın bir yerlerde. Ben onu bulurum deyip yola koyuluyor. Yolda Hazreti Ömer'in akrabası Nuaym bin Abdullah Hazreti Ömer'i görüyor. Nereye Ömer? Böyle böyle Muhammed'i öldürmeye gidiyorum Aleyhisselatü Vesselam. Nuaym bunu duyunca aman ya Rabbi. Benim onu çevirmem lazım diye düşünüyor. Bu arada Nuaym Müslüman ama Hazreti Ömer'in bundan haberi yok. Ya Ömer sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bırak da Fatma binti Hattab ile enişten Said bin Zeyd'e bak. Onlar Müslüman oldu haberin var mı deyince Ömer bunu duyar. Şok olur.
hemen yönünü değiştirir. Yola koyulur. Kız kardeşi Fatma ve eniştesi Sait. Evde kimle Kur'an okur? Habbab bin Eret'i Allah Resulü onlara Kur'an muallimi göndermiştir. Zaten herkesi Darül Erkam'da toplarken onlara muallim gönderme sebebi de budur. Aman Ömer şimdi duymasın. Kapıdan bir bakar ki Ömer geliyor. Habbab bin Eret hemen içeri geçer saklanır. Hazreti Ömer çünkü yani normal birisi değil. Hazreti Ömer içeri girince bir yumruk eniştesine, bir yumruk kız kardeşi Fatma'ya atar. Ve kız kardeşi Fatma'nın ağzından kanlar akınca gönlünü yumuşatan üçüncü olay da gerçekleşir. Üzülür Ömer, çok üzülür. O esnada Taha suresi okunmaktadır ve Hazreti Ömer sorar. Ne okuyorsunuz siz böyle? Kardeşi Fatma, Kur'an okuyoruz der ama sana vermem der. Çünkü yırtarsın. Hazreti Ömer söz verir. Hayır, yırtmayacağım. Hazreti Ömer söz vermişse iş bitmiştir. Sözün neridir? O dönemde sözün neridir Hazreti Ömer? Daha sonra sen temiz bir halde değilsin ey Ömer. Bu halde sana veremem deyince Hazreti Ömer gidip tamam temizleneyim der. Bir su döker ve o şekilde gelir. Ne okuduklarını orada temaşa ederken kapının arkasından Habbab bin Eret çıkar. Ey Ömer biliyor musun? Vallahi ben bu kulaklarımla Resulullah'ın sana defalarca dua ettiğini duydum deyince ne diyorsun? Muhammed bana dua mı ediyor? Çabuk beni ona götür. Nerededir o? Nerede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Darül Erkam'da. Yani Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde. Erkam, Hazreti Ömer'in Beni Mahsum'dan akrabalarıdır. Hazreti Ömer yola koyulur. Darül Erkam'ın kapısından Bilal-i Habeş Hazretleri, Bilal bin Rebah bir bakar ki kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Hemen içeriye haber verir. İçeride bir telaş. Ama kapının arkasında biri var. Kim var? Kapının arkasında Hamza var. Daha Hamza'nın iman edişi 3 gün olmuş. Bırakın gelsin. O Ömer'se ben de Hamza'yım der. Hazreti Ömer içeri girer. Allah Resulü'nün yanına yanaşır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç yapmadığı bir şeyi Hazreti Ömer'e yapar. İki yakasından yapışır. Ey Ömer! Ebu Leheb gibi duyduğun Kur'an'ı zemme edeceksin. İman edeceğin an gelmedi mi diye sallayınca Hazreti Ömer orada kelime-i şehadet getirir. İleriki zamanlarda şu rivayeti söyler. Resulullah beni salladığında imanın tam orada kalbime oturduğunu hissettim der. Hazreti Ömer Resulullah'ı öldürmeye gittiği yolda kendisi dirilir. İman eder etmez Ömer Ömerliğini yapar. Ve ne der sizce? Ya Resulallah, onlar batıl bir sak değil miyiz? İman ettiği anda. Biz neden saklanacağız? Onlara karşı durmamız gerekmez mi deyince Efendimiz orada şu ifadede bulunur. Ya Ömer sen Hattab'ın oğlu değil, Ömerül Faruk'sun. Faruk, Kur'an'ın diğer adı. İyi ile kötüyü, yanlışla doğruyu birbirinden ayıran nur demektir Faruk. İşte Hazreti Ömer Faruk lakabını tam bu hadiseden sonra alır. Ve Efendimiz ilerleyen zamanda ey Ömer senin yürüdüğün yolda şeytan yürümez diyecektir. O yüzden birçok sahabe efendimiz Ömer'le olduğumuz her gün Ramazan gibiydi der. Neden öyle derler? Çünkü Ramazan'da şeytanlar bağlanır. Ömer'in yürüdüğü sokaklarda da şeytanlar adım atamaz, bağlı halde kalırlar. O yüzden böyle ifadede bulunurlar. Efendimiz Aleyhisselam yine Hazreti Ömer'e bir istisna yaparak ona ilan yapma izni verir. Normalde ilk 6 yıl nasıldı? Davet tek tek insan belirlenerek oluyordu ama Hazreti Ömer iman ettikten sonra artık açık davet başlayacak ve bunu ilk başlatan Hazreti Ömer olacak. Hazreti Ömer bu izni alır almaz Ümeyye bin Halef'in, Ebu Cehil'in, Velid bin Mughire'nin, İlahir kim varsa her birisinin kapısını çalar. Kapıyı açıp buyur Ömer ne var dediklerinde de yüzlerine kelime-i şehadet getirir. Eyvah eyvah derler ama Ömer'in yüzüne bir şey diyemezler. Kapıyı kapattıktan sonra arkadan söylerler. Hazreti Ömer'in böyle ev ev gezdiğini gören bir sahabe efendimiz Hazreti Ömer'in yanına gider. Ya Ömer ben anladım ki sen bu haberi herkese duyurmak istiyorsun. Madem duyurmak istiyorsun bizim ayaklı gazetemiz var. Cemil bin Muammer. E sen niye ona söylemiyorsun deyince Hazreti Ömer'e bu fikir hoş gelir. Ve gider Cemil'i bulur. Ya Cemil bak ben iman ettim ama kimseye söyleme der. Saatler içerisindeki bütün Mekke Ömer'in iman ettiğini duyunca Hazreti Ömer hazır bunlar toplanmışken onların da yüzüne kelime-i şehadet getirir. Ve orada Hazreti Ömer'i çok ciddi döverler. Aynı Ömer Mekke'nin 13. yılı hicret hadisesinde de aynı Ömer aynı Ömer'dir. Herkes gizliden hicret ederken Hazreti Ömer açıktan hicret eder. Yanına en zayıf Müslümanları da alır ve şöyle bağırır insanlara. Ben şimdi Medine'ye gidiyorum. Çocuğunu babasız, hanımını kocasız, anasını çocuksuz bırakmak isteyen varsa hadi bakalım düşsün peşime. Bütün müşriklere böyle meydan okur. Gideceği yeri satır satır anlataraktan. Çünkü o Ömer'dir. Evet. Yeni bir at başlığa geçelim mi?
halife oluşu. Hazreti Ebu Bekir'in 2,5 yıl boyunca başkadısı Hazreti Ömer'di. Hazreti Ebu Bekir yatağa düşer, yanına çağırır. Kimi çağırır? Abdurrahman bin Avf'ı çağırır. Kimi çağırır? Hazreti Osman'ı çağırır ve der ki Ömer'i nasıl bilirsiniz? Onlar Ömer'i iyi bildiklerini söylediğinde ey Osman yaz benden sonra halife Ömer'dir der. Dikkat edin Hazreti Ebu Bekir seçimle halife olmuştur ama Hazreti Ömer tayin ile halife olmuştur. Daha sonra Talha bin Übeydullah Hazreti Ömer'in halife edildiğini duyunca Hazreti Ebu Bekir'in yanına gider. Ya Ömer sen ne diyorsun? Vallahi Ömer buna layıktır ama Ömer sinirlendiğinin başını uçurur. Ne yaptın böyle deyince vallahi siz Ömer'i tanımamışsınız. Ben yumuşak olduğumdan Ömer serttir. Ben sert olsaydım Ömer yumuşak olurdu der. Ve tam tespit ettiği gibi bir Ömer çıkar ortaya. Burada ince bir mesele daha var. Hazreti Ebu Bekir cennetle müjdeli birilerini çağırıyor yanına. Hazreti Osman'ı, Abdurrahman bin Avf'ı çağırıyor. Ömer'i soruyor. Diyemezler miydi bizi niye halife etmedin? Diyemezlerdi. Onların gönlünde böyle meseleler yok. Onlar kim layıksa direkt onları baş göz üstü eden insanlar olmuşlar hep. Hazreti Ömer Efendimiz'e Medineli Sad bin Ubade Efendimiz hariç herkes biat eder. Hatırlarsanız Sakif'te gerçekleşen olayı hatırlarsanız Sad bin Ubade Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e de biat etmezdi. Ama bizim gibi hırslardan dolayı sakın düşünmeyin çok büyük hata yaparsınız. Onlar kendilerince bazı noktaların daha doğru olduğuna inanmışlardır ve yine İslam'ın şerefi için bu tür kararlar vermişlerdir. Asla bizim gibi hisleri, duyguları, nefisleri karışmamıştır. Sakın karıştırmayın. Evet yeni bir alt başlığa girelim mi? Hazreti Ömer'in vefatı. Ömer haçta, Arafat'tadır. Arkasında da Selman-ı Farisi vardır ve Ömer şöyle bir dua eder. Allah'ım İslam devleti genişledi. Altımdakiler çoğaldı, benim gücüm zayıfladı. Ne olur bir an önce katını al, benden önce sana ulaşan iki dostuma kavuştur. Bu yük bana çok ağır geliyor. Selman sorar, ne bu hal? Vallahi korkuyorum Selman. Ben halife miyim yoksa sultan mıyım diye. Selman net bir dosttur. Sen halkın ganimetini yemişsen sultansın. Yok yememişsen korkma Ömer, sen bizim halifemizsin. Kısa bir gün sonra Hazreti Ömer rüyasında etini koparan bir horoz görür. Arkadaşlarını çağırır. Der ki, bir acem beni öldürecek. Arkadaşları der, ey Ömer, Medine'de kaç acem var ki? O esnada 4 tane acem köle var. Kaç acem var ki biliyoruz. Uygulayalım ne gerekiyorsa deyince, rüyayla amel bu şekilde, bu cihette onlar için edilemez der, onları engeller. Siz onu bırakın, benim duama amin deyin der. Ya Rab! Bana şehadeti rızık olarak ver, Medine'de ölmeyi bana kolaylaştır diye dua edince kızı Hafsa. Babacığım, İslam'ın düşmanı mı kaldı Medine'deki? Birisi gelip seni Medine'de öldürecek. Böyle bir olay olabilir mi deyince bilmediğiniz bir hadise var der Hazreti Ömer. Bir gün ben, Ebu Bekir, Osman ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un üstünde yürüyorduk. Dağ zelzeleye geldi. Efendimiz Uhud'a seslendi. Ey Uhud yerinde dur. Senin üstünde bir nebi, bir sıddık, 2 de şehit vardır. O bir nebi, Efendimiz, bir sıddık Ebu Bekir, şehadetle Osman'la bana düştü kızım. Efendimiz Aleyhisselam'ın beşaretidir bu der. Hadisten bir beyan söyleyince üstüne laf söylenir mi? Mümkün değil. Zilhicce'nin sonlarındadır. Zaman sabah namazı Hazreti Ömer imamette namaz kıldırıyor. O esnada arkasındaki acem mecusi köle Firuz özel suikast hançerini çıkarır, 6 kez Hazreti Ömer'e vurur. Rivayetlerde 3'ü öldürücü, 3'ü değildi der. Kaçarken 13 sahabe efendimize daha vurur, 6'sı şehit olur. En son Abdurrahman İbni Avf cübbesini onun üstüne atınca Firuz kaçamayacağı bir yer olduğunu anlar ve hançerle kendisini doğrayarak öldürür. Hazreti Ömer'in şehadeti böyle olur. Vefat etmeden önce oğlu Abdurrahman'la kızı Hafsa'yı yanına çağırır. Oğlum kızım ben size miras bırakamadım ama borçlarımı bıraktım. Ben ölünce evimi satılığa çıkarın. O para da yetmezse adi yollarına gidin ama benim borcumu kapayın der. Dediği gibi olur. Vefat eder. Evi satılır. Para yetmez. Ama adi yollarına gitmez der. Sahabe efendilerimiz kendi aralarında toplarlar. Dünyanın hazineleri eline geçmiş ve ne kadar hazine geçtiğini birkaç dakika sonra şok olarak anlayacaksınız. Dünyanın 1/5'i eline geçmiş ama borçlar içerisinde vefat etmiş gitmiş. Sadece şu ahlakları bugün anlasak var ya, bugün anlasak. İnsanlar kapıya girer kapıya. Siz anlatmayın biz artık İslam'ı biliyoruz derler. Hazreti Ömer yaralandığında
sahabe efendilerimiz yanına gider. Ne derler biliyor musunuz? Sen de Hazreti Ebu Bekir gibi yap. Kendinden sonra oğlun Abdullah bin Ömer'i bize halife bırak. Ne cevap verir biliyor musunuz? Olmaz. Bir eve bir kurban yeter kurbanım der. Kendisini vazife cihetinde İslam'a kurban görmüştür ve o eve ikinci bir kurbanı fazla görür. Sürekli tanıdıklarını bir yerlere getirmeye çalışanların kulakları çınlamasın mı? Burada da çınlamayacaksa nerede çınlayacak o kulaklar? Hazreti Ömer vefatından sonra bir şura heyeti toplar ve halifeyi o şura heyeti seçecek der. Peki o şura heyeti kimdir biliyor musunuz? Allah Resulü'nün hayattayken razı olduğu 7 kişiden 6'sı. Nasıl 6'sı? O biri nerede? O biri kim biliyor musunuz? Eniştesi Said bin Zeyd yakın olduğundan o şura heyetine koymamış, oradan çıkarmıştır. Yakınlarım burada olamazdır. Ey Ömer, ne kadar uzağız seni anlamakta. Yeni bir alt başlık atalım, adalet. Hazreti Ömer'in adaletini anlamak için Üstad Hazretlerinin şu iki cümlesini çok iyi anlamak lazım. Kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu, gelir adlı ilahi Ömer'den sorar onu. Subhanallah. Vallahi birazdan böyle olduğunu göreceksiniz ve bunların mecaz olmadığını anlayacaksınız. Dost düşman şahit olmuş ki adalet deyince akla sadece Hazreti Ömer gelir. Ve onun adalet kefesinde iki şey vardır. Biri cemal, biri celal. Birinde kuvvet, birinde rahmet. Peki adalette bu iki terazi sağlanmak zorunda mıdır? Evet, zorundadır. Birisinde kuvvet olup rahmet olmazsa o kişi zalim olur. Birisinde rahmet, şefkat olup kuvvet olmazsa o kişi de zelil düşer. İşte Hazreti Ömer bunu dengeleyip bu dengeyi bize öğreten kişidir. Endülüs tarihinde 3. Abdurrahman isminde bir halife vardır. İsyan eden oğlunu infaz eder ve şöyle söyler. Ben ilahi adaleti tesis için Ömer bin Hattab'ı örnek oluyorum der. Niye böyle der? Çünkü Hazreti Ömer de kendi oğluna had cezası vermiş bir zattır. İnandığı davalarda kendisini feda etmeyenlerin o davaları yükselmeyecektir. İnandığı davalarda inandığı gibi yaşamayanların lafları sadece guftugu, dedikodu ve yalan üstünde kalacaktır. İnandığı davada Allah Hazreti Ömer gibi olmayı hepimize nasip etsin. Şam genel valisi Ebu Beyde bin Cerrah Hazreti Ömer'e bir mektup gönderir. Ya Ömer, burada iki kişi içki içti, had cezası uyguladım ama içkiden dönmüyorlar, ne yapayım? Görüyor musunuz bak, binlerce kilometre mesafeden Hazreti Ömer'den fikir alıyorlar. Sistem ne demek görüyor musunuz? Akıl alır gibiydi. Telefon yok, mail yok, Şeyh Google yok, hiçbir şey yok. Bir küçük pusula, bir atlı haberci. Hazreti Ömer der ki, şahitleri topla ve onlara sor. İçki helal mi, haram mı? Eğer içki helal derlerse onlara gerekeni yap. Çünkü artık mürtet olmuşlardır. Ama içki haram derlerse onlara tekrar bir hat uygula ve onları geri sal. Binlerce kilometre uzakta yaşayanlar hata ettikleri anda Ömer'in yanında bitip adaleti sağlayacaklarına nereden inanmışlar? Olayları anlıyor musunuz? Yani Hazreti Ömer'in o adalet sözleri bunlar rivayet değil, bunlar hikaye de değil. Bunların her birisi yaşanmış hakikatler, hem de binlerce kilometre uzaklardan yaşanmış. Hazreti Ömer öldü, adalet öldü. Herkes, düşmanları bile Ömer'i tanıyınca böyle adalet nasıl olur diye aklını yitirecek seviyeye gelmişlerdi. Hazreti Ömer valilerine sık sık haber ulaştırıyor ve bir haberinde şöyle diyorlardı. Eğer benim ailem akrabamdan birisi yanınıza gelir, ziyareten veyahut ticareten, siz de onlara normal halk gibi davranmazsanız, vay sizin halinize, Ömer hepinizi azledecektir diyor. Bir gün Hazreti Ömer yine birisine 100 kırbaç vurduruyor. Daha sonra yaralarını iyileştirtiriyor, 100 kırbaç daha vurdurtuyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Sürekli Kur'an'ın mücmel veyahut müteşabih ayetlerini alıyor, insanların kafasını karıştırmaya çalışıyor. Allah arşta nasıl durmuştur? Haşa, şu nasıl meseledir, bu nasıl meseledir? Bu tür sorularla insanların gereksiz kafasını bulandırıyor ve Hazreti Ömer defalarca ona diyor ki yahu bu bilgi senin ne işine yarayacak? Hani biz şimdi zikrediyoruz ya, kabirde ne işine yarayacak? Hazreti Ömer de öyle zikrediyor. Bu bilgi nasıl, ne işine yarayacak deyince, kırbaçla usanmayınca en son Basra'ya gönderiyor, variyede haber salıyor. Diyor ki bir yıl kimseyle görüştürmeyeceksin. El cezayu min cinsil amel. Madem insanlarla görüşerek kafa bulandırıyorsa bir yıl kimseyle görüşmeyecek. Birkaç ay geçince adamın aklı yerine geliyor artık ve valiye gidiyor. Böyle böyle ben iyileştim. Ne olur Ömer'e söyle beni affetsin deyince yine Hazreti Ömer pusulayla madem artık iyileşti onu affettim, azat edebilirsiniz diyor. Hazreti Ömer'in adaletinin en çok belirgin olduğu hadise Nuşirevan-ı Adil
diye İran hükümdarıyla yaşadığı hadisedir. Duydunuz mu bu hadiseyi? Akıl alır gibi bir hadise değil. İskenderiye'de yaşayan Yahudi bir tüccar var. Bir gün vali Sad bin Ebu Vakkas'la bir noktada anlaşamıyor. Kendisine haksızlık yapılıyor. Ne kadar zikretse de nafile. Diyorlar ki sen Medine'ye git, Halife Ömer'e bu durumu anlat. Ömer bu işi çözer. Medine'ye gidiyor. Hazreti Ömer'i buluyor ama nasıl buluyor biliyor musunuz? Eski püskü kıyafetler içerisinde elinde bir değnek. Hazreti Ömer'i o şekilde görüyor ve hayret edip şaşırıyor. Uyandırıyor, derdini anlatıyor. Hazreti Ömer ateşin içinden bir köz parçası alıyor. Bir kağıda ya yahut deri parçasına bir şeyler karalıyor. Katlıyor, sen bunu Saad'a ver. Saad aynı anda adaleti uygulayacaktır diyor. Meğer olay neymiş biliyor musunuz? Cahiliye döneminde Hazreti Ömer Saad bin Ebu Vakkas'la İran dolaylarına gidiyor ticarete. Ticarette bir kervanda kalıyor. Kaldığı kervanda Hazreti Ömer'in ve Saad'ın paraları çalınıyor. Altınları çalınıyor. Nasıl olur ya? Gece vakti bizim altınımız, atımız nasıl çalınır deyince diyorlar ki Ömer, buranın hükümdarının adı Nuşirevan-ı Adil, yani Adil Nuşirevan'dır. Git derdini ona anlat diyor. Hazreti Ömer karşısına dikiliyor. Böyle böyle paramız çalındı diyor. Nuşirevan diyor ki ey Ömer, madem paran çalınacaktı neden uyudun? Hazreti Ömer cevap veriyor. Nuşirevan'ı uyanık sandım da ondan uyudum diyor. Nuşirevan bir gece konaklamasını, misafir olmasını ve kendisine bir gece vermesini istiyor. Ardından diyor ki ey Ömer, sen şehrin şu kapısından çık, Sad bin Ebu Vakkas da şu kapısından çıksın diyor. İkisi de bir gece konaklayıp o iki kapıya yola koyuluyorlar. Kapının birisinde bakıyorlar ki Nuşirevan'ın oğlunun kellesi. Birisinde de bakıyorlar ki hem paralar hem de hancının kellesi. Meğer Hazreti Ömer'i soyan ikisiymiş ve adaleti bu şekilde tesis etmiş. Peki Hazreti Ömer'in kömür parçasıyla yazdığı kağıdın içerisinde ne yazıyordu? Ey Saad, bil ki Ömer Nuşirevan'dan daha az adil değildir. Ne demek bu? Bir haksızlık varsa herkes başına sahip çıksın demek. Ömer böyle bir Ömer'di işte. Bu ölçülerden sonra biraz insanda iman varsa Hazreti Ömer'in bu duruşlarına karşı tek söylemesi gereken söz Semiyana ve Ata'na, işittik ve itaat ettik ey Ömer demesi lazım. Şöyle bir söz geçer. Nuşirevan mest iken hüşyar zulüm ederse felek okunu çeker ahımı çekmez mi gül? Çünkü Nuşirevan mest halde, yani İslam iman yok onda. Öyle bir sekir halinde bu kadar adalet ediyor. Nuşirevan mest iken hüşyar zulüm ederse, uyanık olan iman etmiş bir Müslüman zulüm ederse, felek okunu çeker, ahımı çekmez mi gül? Allah Allah, değil mi? Benim bir arkadaşın sözleri. Yeni bir alt başlık, yaşlı kadın. Bir gün Medine gençleri Hazreti Ömer'in yanına gelir. Ey halife, biz evlenirken öyle bir mehir istiyorlar ki bizden, bu parayı karşılayamıyoruz, hepimiz bekar kaldık. Hazreti Ömer diyor, tamam bana bırakın, ben hutbede hepsine söyleyeceğim. Hutbeye çıkıyor, ne bu istediğiniz mehirler? Gençler evlenemiyor. Artık şu kriterlerde mehir isteyeceksiniz deyince cemaatte yaşlı bir kadının sesi yükselir. Ey Ömer, sen Allah'ın Nisa suresinde bize verdiği hukuku geri almaya mı çalışıyorsun deyince Hazreti Ömer orada da gözyaşlarına boğulur. Esabet imraetün ve ahta Ömer. O ihtiyar yaşlı kadını isabet etti ama Ömer hata etti der. Ve ey Ömer, bir ihtiyar kadın kadar dinini bilmiyorsun diye oturduğu yerde dövünür. Var mı şimdi böyle civan mert insanlar? Hatası yüzüne söylenildiğinde, evet ben o hata edendenim diyenler. Yoksa yalan ve tevillerle süsleyenler. Hangisiyiz? Ya. Evet, yeni bir alt başlığımız cübbe. Hazreti Ömer yine minberde hutbe verirken, ey insanlar Allah'a itaat edin ve halife olan Ömer'in sözünü dinleyin deyince, birisi kalkar ey Ömer, biz Allah'a itaat ederiz ama Ömer'in sözünü dinlemeyiz deyince Hazreti Ömer ne oldu der. Ganimet mallarını bize de dağıttın, bizim hepimiz ancak yarım cübbe alabildik. Peki senin tam cübben nereden geliyor deyince Hazreti Ömer oğlu Abdullah'ı çağırır ve sen anlat der. Oğlu Abdullah, vallahi yarım cübbe bana, yarım cübbe babam Ömer'e gelince babacığım bunu birleştirelim. Bari sen tam bir cübbe giy dedim. Ondan sonra da Hazreti Ömer'in bir cübbesi oldu deyince ey emir el müminin artık sana da itaat ederiz der. Bak başta Ömer diyen sahabe efendimiz olayı anlayınca ey emir el müminin şimdi sana da itaat ederiz der. Burada iki tane ince mesele var. Bir, birisinin karşısına dikilip böyle meseleyi soracak civan mert nerede? İki,
Soran kişi Ömer'le aynı mecliste, aynı savaşlarda, aynı mücadelede olan bir kişi. Yani sormanın söz hakkı aynı işleri yapanlarda. Bu iki çizgiyi de bir gün yine Ömer'den öğrenip yakalarız inşallah. Geldik yeni bir konuya. Muvaffakat-ı Ömer. Hazreti Ömer'in yaşadığı bazı hadiselerin üstüne ayetler iniyor. Genel görüş 3 tane mesele, başka görüş 40 tane de hadise var diyorlar. Ama Ömer ne diyor biliyor musunuz? Ömer Rabbinin görüşüne isabet etti diyor. Hayır. Hazreti Ömer söyledi, Allah ayet indirdi. Ama Ömer'deki o İslam'ın ahlakına bakın. Ömer Rabbinin görüşüne isabet etti diyor. Nasıl bir ahlak? 3 mesele anlatacağım. Birincisinden başlayalım. Ömer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla makamı İbrahim'in olduğu yere gider ve der ki ya Resulallah burada da namaz kılınsa ne güzel olmaz mı? Efendimiz aleyhisselam da vallahi Ömer böyle bir hüküm inmedi deyince bu hükümde ayet iner. Ayeti okumamı ister misiniz? Bakara 125. Biz beyti yani Kabe'yi insanlara toplama mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Hazreti Ömer'in arzusu semadan vahye dönüşmüş. Nasıl bir şeref, nasıl bir şeref. İkinci meseleye geçelim. Efendimizin hanımları yani Ezvacı Tahirat, Allah Resulüne yoğun muhabbetlerinden ince bir kıskançlık zaman zaman değil mi insani cihette duyabilirler. Başka bir kelime bulamadım, mecbur bu kelimeyi kullandım. Allah Resulü ikindiden sonra 9 haneyi gezer ve her birisine eşit vakit ayırır. Ama bir gün gezdiği hanelerde aynı zamanda halasının kızı olan Zeynep binti Caş, Efendimiz'e bir süt şerbeti yapar. Efendimiz Aleyhisselam da süt şerbetini çok sever. Onu içerken biraz o evde fazla vakit harcar. Ayşe annemizle Hafsa annemiz de Resulullah muhabbetinden der ki biz şöyle diyelim. Artık Resulullah şu süt şerbeti içince ya Resulullah senden bir koku geliyor diyelim. Resulullah da bıraksın bize de eşit vakit ayırsın diye aralarında konuşurlar. Efendimiz'e söylerler. Efendimiz de der ki vallahi ağzımı kokutuyorsa artık süt şerbeti içmeyeceğim der. Ve ondan sonra Tahrim suresinden ilahi bir ikaz alır. Allah'ın helal kıldığı şeyi sen haram kılamazsın ya Resulallah diye o ikaz üzerine Efendimiz Aleyhisselam o dediğinden vazgeçer. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı üzüntülü ve sıkıntılı gören Hazreti Ömer tek tek eşlerini ziyaret eder. Vallahi siz böyle yaparsanız Resulullah sizi boşar, Allah ona sizden hayırlısını verir. Her birisine Hazreti Ömer bu ikazda bulunduktan sonra en şiddetli ikazı da kızı Hafsa'ya yaptıktan sonra yine ilahi ikazlar semadan sağanak sağanak yağar ve eğer o sizi boşayacak olursa Rabbi ona sizden daha hayırlı gerçek Müslüman, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire işler verir manasındaki ayet iner. Hazreti Ömer bu noktalarda Resulullah'ın üzülmesine hiç dayanamaz. Bir gün evdeki eşleriyle ufak bir sorun olur Hazreti Ömer'in. Sizi Resulullah'a şikayet edeceğim der. Koşar gider Resulullah'ın evine. Onların ilişkisi öyle. Tam kapının önüne gelir bakar. Resulullah'ın evinden de ses geliyor. Bir üzülür, bir üzülür. Ya ben derdimi anlatmaya geldim. Resulullah'ın evinde de ses var. Tam geri dönecekken dayanamaz bağırır. Ya Resulallah! Seni üzen kızım Hafsa ise ellerimle keserim. Böyle bir muhabbeti vardır Resulullah Aleyhisselam'a. Hiç de dayanamaz. Hazreti Ömer murad-ı ilahiyi anlama hususunda çok ince olduğundan sürekli bu isabetlere hamdolsun denk gelir. Bir diğer üçüncü mesele de hicap yani örtü meselesidir. Bir gün Hazreti Ömer Resulullah'a gider der ki ya Resulallah senin evine giren çıkan çok var. Vallahi şu zevcelerine söyle. Onlar örtünsünler artık deyince sanki semadan bu söz de duyuldur. Aynı anda hicap yani örtü ayeti de iner ve ayet şöyledir. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Çünkü peygamber eşleri müminlerin anneleridir. Hazreti Ömer bir rivayete göre bu olayda peygamber eşlerine şunu da demiştir. Eğer dualarım kabul olursa şu gözler sizi bir daha asla görmeyecek. Hazreti Ömer yine Ömerce cümlesini orada söylemiştir. Evet. Bu meselede anlaşıldıysa muvaffakat-ı Ömer meselesi muhaddesun. Yeni alt başlığımız muhaddesun. Efendimizin söylediği bir hadisi zikrederek muhaddesun ne demek söyleyeceğim. İlhama mazhar demek muhaddesun. Şüphesiz sizden önceki ümmetlerde muhaddesun. Yani ilhama mazhar olan kimseler vardı. Eğer benim ümmetimde de ilhama mazhar bir tek kişi varsa şüphesiz o Ömer'dir. Muhaddesun, muhaddis konuşan demek. Yani ıstılahi olarak hadis rivayet edene denir ama kelime karşılığı muhaddis konuşan. Muhaddesun da konuşulan demek. Yani ilhama mazhar olan manası var burada. Mesela bir örnekleyelim. Abdullah bin Zeyd. İnsanları camiye nasıl çağıralım diye düşünüldüğünde Resulullah'ın yanına gelip ya Resulallah ben rüyamda böyle bir şey gördüm deyince Efendimiz kabul ediyor ya artık tamam camiye böyle çağıralım diyor.
Peşine Hazreti Ömer de geliyor. Ya Resulallah vallahi ben de aynı rüyayı gördüm diyor. Ne bu? Hazreti Ömer ümmetin içerisinde ilhama mazhar. Peki bütün hayatım böyle geçiyor? Hayır hayır olur mu? Bazen de perde kapanıyor. Mesela Hudeybiye'yi hatırlarsınız. Hicretin 6. yılında. Müslümanlar Kabe'ye girecek. Kabe'ye sokmuyorlar. Bir barış anlaşması imzalanıyor. Özet olarak anlatıyorum. O barış anlaşmasından sonra Müslümanlar o gün umre, hac yapamayacak, geri dönecek. Hazreti Ömer de böyle fetih mi olur, böyle fetih mi olur diyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ya Ömer Resulullah fetih diyorsa fetihtir. Olur mu böyle fetih mi olur diyor Hazreti Ömer değil mi kendince. Üzülüyor çünkü diyor ki Resulullah umre yapacaksınız dedi. Kurbanlarımız da geldik, giyindik geldik, kurbanlarımızı kestik, onlara dağıttık ama umre yapamadan dönüyoruz deyince yolda o ayet nazil olur. Neydi ayet? İnne fetahna leke fethan mübine. Bu apaçık bir fetihtir diye ayet söyleyince Ömer ileride der ki o ayeti duyar ve Resulullah'a söylediklerime hicap etmediğim tek bir gün geçirmedim der. Neden? Çünkü Hudeybiye'nin müsbet sonuçlarını görür. Hudeybiye barış anlaşması o zorlu barış anlaşmadan sonra çok kısa bir süre içerisinde o zamana kadar iman eden herkesin iki misli imana giriş olmuştur. Biliyor musunuz? Ya. Peki burada Hazreti Ömer ilhama mazhar mı? Yok, bazen açık perde, bazen de kapalı perde değil mi? Hatta Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'in baba tarafı Adi oğullarından vazifesi neydi? Sefirlik yani görüşmelere gitme. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam o Hudeybiye zamanı Ömer git müşriklerle sen görüş deyince Hazreti Ömer der ki ya Resulallah eğer savaş çıksın istiyorsan beni gönder. Ama barış istiyorsan vallahi Hazreti Osman'ı gönder. Çünkü Hazreti Osman'ı akrabaları çok severler. Hazreti Osman savaş zamanları bile akrabalarından birçoğunun fidyesini ödemiş biridir. O yüzden çok severler. Ama Hazreti Ömer Bedir zamanında ne yapmıştır Bedir zamanı? Hatırlayın bir. Bedir zamanı 70 tane esir var elde. Resulullah der ki bu esirleri ne yapalım? Hazreti Ebubekir der ya Resulallah salalım. Hazreti Osman başka bir şey söyler. Abdurrahman İbn Avf başka bir şey söyler. Hazreti Ömer der ki ya Resulallah bizim kavmimizden olan esirleri bize ver. Biz de kendi kavmimizden olan esirleri teker teker kesip Allah'a asabiyet bağımız olmadığını ispat edelim. Hazreti Ali'ye kardeşi Akil'i ver. Hamza'ya abisi Abbas'ı ver. Bana benim mahzumdan dayılarımı ver. Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Osman'a ben Ümeyye'den kimi verirsen ver. Ver keselim. Asabiyet bağımız olmadığını ispat edelim deyince o dönem Hazreti Ömer'i akrabaları pek sevmez. İleriki dönemde çok seveceklerdir. O yüzden o ifadeyi kullanır. Anladınız mı? Ya Resulallah savaş istiyorsan beni gönder. Ama barış istiyorsan Osman'ı gönder der. Evet. Yeni bir alt başlık. Halid'in azledilmesi. Görevden alınması. Çok ilginç bir hadise. Hazreti Ömer'in itikadı ne ölçüde? Tam anlayabileceğimiz bir hadise. Yermuk zamanı savaşın ortasında Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat eder ve yerine Hazreti Ömer geçer. Hazreti Ömer geçer geçmez ilk yaptığı nedir biliyor musunuz? Hemen bir haber gönderir. Yermuk savaşında komutan olan Halid bin Velid'i azlediyorum. Yerine Ebubeyde bin Cerrah'ı atıyorum der. Peki neden böyle olur biliyor musunuz? Çünkü halktan şu cümleleri duyar. Halid varsa zafer vardır. Peki Hazreti Ömer'in itikadı nedir? Allah varsa zafer vardır. Zaferler Halid bin Velid'den bilinince bu Halid'e de zarar olur, toplumun inanışına da zarar olur diye bir haber gönderip Halid bin Velid'i azlettirir. Nasıl bir cesaret, nasıl bir kahramanlık öyle değil mi? Heraklius'u dize getirmiş komutan pusulayı alır almaz genel komutanlıktan bir asker mertebesine inmeyi kabul eder. O esnada birisinin bir söylemi kulağına ilişir. Ey Halid! Senin azledilmen olur muydu deyince anında susturur. Susun. Ömer baştayken fitne bu topraklara ilişemez. Susun der. İkisinin yaptığı da akıl alır gibi bir hadise değil. Bu hadiseyi anlayan tevhid ne? Vallahi onu da çok iyi anlar. Birçok hadisede eti kemiğiyle gelenler en ufak bir hadisede sırt dönüp gidiyorlar ya. İşte onlarda bu delikanlılığın, bu fütüvvet ruhunun numunesi olmadığından onlar bu konuştuklarımızı anlamayacaktır. Bize o etin kemiğin lazım değil ama ağzından çıkan sözün, sadakatin bir dirhem tutsa o yeterlidir değil mi? Böyle büyük işlere küçük adımlardan gidileceğini artık anlamamız gerekiyor. Belki şurayı bahsedebilirim. Tam vefat etmesine yakın, vücudunda bozuk para kadar yer kalmamış Halid bin Velid her yerine kılıç izleri. En son ayağa kalkamayacak hale geliyor. Korkakların evi yıkılsın Halid bir korkak gibi. Yatağının üstünde mi ölecekti diye haykırıyor Halid. Bana bir kalan atım, bir de kılıcım var. Beni o kılıç sesiyle gömün. Zira kahramanlar kılıç şıngırtısından hoşlanır.
Daha sonra da kılıcımla atımı Halife Ömer'e götürün. O ne yapacağını bilir der. Ömer o kılıçla atı alınca, ya Halit biliyordum biliyordum, bu kadar mert olduğunu bilmiyordum deyip karşılık verir. O Halit'tir. Onun başında da aynı Halit gibi o Ömer'dir. Halitler olursa Ömerler gelecektir. Ömerler olursa Halitler doğacaktır, gelecektir. Bu işler böyle bir çifte gerektirme ihtiyacı hissettirir ya. Alt başlık: Ayyaş bin Rabia. Hazreti Ömer'in dostluğu nasıldır? Bunu da Ayyaş bin Rabia'dan anlayacağız. Ayyaş bin Rabia Ebu Cehil'in kardeşidir. Ömer'in hala tarafıdır. Bir rivayete göre dayı tarafıdır. Allahu alem. Ebu Cehil'in kardeşidir yani. İman etmiştir. Ve Hazreti Ömer'le hicret yoluna koyulmuşlardır. Tam hicrete giderken Ebu Cehil yani Amr bin Hişam, kardeşi Haris bin Hişam'ı yanına alaraktan Ayyaş'ı bulur. Amacı ne Ebu Cehil'in? Ayyaş'ı geri çevirecek, Mekke'yi alacak, kapatacak, imandan çıkarmaya çalışacak. Ayyaş'ın yanına varır, der ki, ey Ayyaş, sen gittin ya, anam artık başını yıkamayacağına yemin etti. Anam artık yemek yemeyeceğine yemin etti. Anam gözyaşlarından ölecek halde diye bahseder. Hazreti Ömer der ki, Ayyaş kanma Ayyaş. Vallahi bu Ebu Cehil'inki bir oyundur, kanma Ayyaş. Anan bitlenince başını yıkar, güneş fazla başına vurunca da içeri geçer, bütün dediklerinden vazgeçer. Sen sakın buna kanma Ayyaş der ama Ayyaş bin Rebiya dayanamaz. Ben gideceğim ey Ömer, annemi görmem lazım, onu bu halden çevirmem lazım der. Hazreti Ömer giderken der ki, ey Ayyaş bari sana devemi vereyim, devem çok hızlıdır, kandırıldığını düşünürsen döner gelirsin der. Ama ne çare? Ebu Cehil Ayyaş'ı alır, kapatır, senelerce işkence eder. Hicretin 7. yılı, kaza umresi için Müslümanlar Mekke'ye gider. Hazreti Ömer kimi düşünür sizce? Aklından hangi dostu geçer? Ayyaş geçer, Ayyaş bin Rebiya. Bir de Zümer 53 geçer. Ey günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Ey Ayyaş, ne vardı şimdi bu ayeti sen de duysaydın, koşar gelirdin der, düşünür. Bir kağıda yazar, Ayyaş'a gönderir. Tam da duası gibi Ayyaş bin Rebiya o pusuladaki ayeti okur okumaz hemen Ömer'in yanına gelir ve tekrar Hazreti Ömer'e kavuşur. Hazreti Ömer gibi imanınıza titreyen dostlarınız var mı? Eğer Hazreti Ömer gibi öyle dostlarınız yoksa ama dünyada dünya menfaatlerinizi sağlayacak çok fazla dostunuz varsa kabirin ötesinde ne işinize yarayacak? Şunu demek delikanlılık olmaz mı? Ne yapayım ben böyle dostluğu? Bari şu dersleri aldıktan sonra bunları demek bize şart olsun. Yeni bir alt başlık: Süheyl bin Amr. Mekke zamanı 13 yıl boyunca İslam'a en çok düşman olanlardan birisi Süheyl bin Amr. Lakabı da Hatibül Kureyş, yani Mekke'nin Hatibi. Öyle bir dil var. Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl. Medine'nin 2. yılı Bedir zamanı, 70 kişi savaş esiri oluyor. O 70 kişiden biri de kim? Süheyl bin Amr. Hazreti Ömer için düğün bayram. Ya Resulallah, bizim arkamızdan sürekli konuşan Süheyl'i şimdi bana ver de şu dişlerini elime dökeyim deyince Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e vermiyor ve diyor ki, ey Ömer, Süheyl bir gün öyle bir iş yapacak ki sen memnun kalacaksın. Hazreti Ömer diyor ki, Süheyl Ömer'i memnun edecek ne iş yapabilir? Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl. Medine'nin 6. yılı, Hudeybiye Barış Anlaşması zamanı geliyor. Müslümanlara görüşmek için 2-3 elçi geliyor. Resulullah onları muhatap almıyor. En son Süheyl bin Amr'ı gönderiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmeye. Süheyl'i göndermek ne demek? Biz artık sizi devlet olarak tanıyoruz demek. Süheyl'le görüşme istenilen gibi geçmiyor. Efendimiz Aleyhisselam o anlaşmayı imzalamak durumunda kalıyor, imzalıyor. Ve Hazreti Ömer umreye, hacca giremeyeceğini öğrenince çok sinirleniyor. Ya Resulallah, vermedin ki şu Süheyl'i elime, o zaman dişlerini sökeydim. Efendimiz orada da aynı şeyi söylüyor. Ey Ömer, Süheyl bir gün öyle bir iş yapacak ki sen ondan memnun kalacaksın. Veda haccında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mina'da saçını kestiriyor. Hazreti Ömer bakıyor ki pir-i fani, ihtiyar, boynu bükük birisi o saçı topluyor. Kimdir bu deyince, ya Ömer o Süheyl bin Amr'dır diyor. Gün geliyor, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Resulullah'ın vefatından sonra halife seçilecek oluyor. Ama Sakif bölgesinde Hazreti Ebu Bekir halifeliği ile ilgili ufak bir problem yaşanıyor. O problem etrafa sıçrayacağı anda Süheyl bin Amr Mekke'den gelenlere karşı kılıcını çekiyor. Kendi arkadaşlarına karşı. Ey Mekkeliler! İslam'a en son giren biz olduk. Şimdi halifeye biatı ilk bozan biz olmayacağız. Halifeye biatı bozan varsa kılıcım karşısındadır deyince Hazreti Ömer ne diyor?
Sadak de ya Resulallah. Doğrusun ya Resulallah. Yine dediğin çıktı. Süheyl bin Amr öyle bir iş yaptı ki Ömer ondan memnun kaldı. Cehaletin ön yargılarına kurban olan Süheyler çok. Ama o Süheylerin gönlünü açacak insan yok. O yüzden sizlere çok ihtiyaç var. İlah hadisesi diye bir durum var. Onu bir özet olarak anlatayım ve anlatacağım konuya geçeyim. Başka videolarda ayrıntılı anlattık çünkü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir aylık süreç için evini terk ediyor. Hanımlarıyla yaşadığı bir duruma binaen. Hazreti Ömer de bu olayı duyunca koşa koşa Resulullah'ın yanına gidiyor. Daha önce Avali diye bir bölgede savaş için bekliyor Hazreti Ömer. Bunu duyunca hemen Medine'ye gidiyor Efendimiz'in yanına. Kapıya geliyor, görüşmek istediğini söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam ses etmiyor. Ya Resulallah, kızım Hafsa ile ilgili görüşmeye gelmedim. Seni görmeye geldim diyor. Hazreti Ömer içeri girip onun gönlünü yapmak için. Gel Ömer diyor. Ondan sonra film kopuyor. Hazreti Ömer içeri giriyor. Resulullah kalkmış. Yüzünde hazır izi var. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Efendimiz soruyor, neden ağlıyorsun Ömer? Melikler, kisralar, sultanlar saraylardayken şu hasır yüzüne iz yapmış. Nasıl ağlamam ya Resulallah deyince. Çok ilginç. Efendimiz Hazreti Ömer'i teskin ediyor. Ey Ömer, istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret ise bizim olsun. Hadisi tam bu hadisede gerçekleşiyor. Evet. Bu zamana kadar Hazreti Ömer'in çok duyduğumuz tanınan yüzünü konuştuk. Bundan sonra az duyduğumuz yüzünü konuşup asıl Ömer'i anlamamız gerekli. Hazreti Ömer İslam'ı dünyanın neredeyse beşte birine nasıl yaymış? O yayma hadisesinde neler yaşamış? Ne zorluklar çekmiş? Tam bunları konuşmamızın vaktidir. Şehirleşme ama yeni bir alt başlık olarak açın. İslam topluma medeni bir hayatı öngörür. Yani şehirleşme cihetinde birlikte yaşamı öngörür. Bu yüzden Hazreti Ömer de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı modeli bu şekilde inşa eder. Ve ne yapar? İlk hicri takvimi başlatan Hazreti Ömer'dir. Posta teşkilatı Hazreti Ömer döneminde kurulur. Bu şekilde haberleşmeyi sistemli bir hale getirir. Çok şaşıracaksınız şimdi. Şehirleşme ne demek, hazır mısın? Allah Allah. Hazreti Ömer kurban kestirir. Kurban etini 6 parçaya böler. Daha sonra o şehrin 6 farklı bölgesine eti gönderir. En son kokan et neredeyse, en temiz hava orada demek değil mi? En son et kokuyorsa en temiz hava orada demektir. Hastaneyi oraya kurdurur. Sisteme bakar mısınız? Akıl alır gibi değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz'den aldığı rol modeliyle çok fazla şehir kurar. Çok fazla. Kufe, Basra, Kahire konuşacağımız şehirlerden birkaçıdır. Camiyi konuşalım. Hazreti Ömer cami yapacağı yer şöyle tayin eder. Şöyle yine 6 tane okçuyu şehrin etrafına dizer. 6'sına da ok attırır. Okların buluştuğu yere cami yapar. Yani cami nerede olur şehrin? Merkezinde olur, merkezinde. Öyle kenar mahallede, AVM'nin kör sokağında cami olmaz. Mescid, seccade oralarda olmaz olmaz. Merkezde olur cami, değil mi? Ve Allahu Alem Hazreti Ömer kaç cami yaptırmıştır? 120 bin. Bu ne demek biliyor musun? Yorum olarak 120 bin şehir demek ha. Dünyanın beşte biri neredeyse ya Hazreti Ömer'in ulaştığı yerler. Yani Ömer deyince sadece o hatıralarda kalmayıp ne yaptığını iyi anlamamız lazım. Ecdat sahabe efendilerimizden aldığı ders ile cami yaparak bırakmamışlar. Caminin içini dolduracak insanları yetiştiren kurumları da, yani bu şekildeki önemli meseleleri, böyle yerleri de yapmışlar. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Sadece cami yapıp yetişecek insan yapmazsan. Camiler İslam'a, marketler Avrupa'ya bağlı şekilde hayatın devam eder. O yüzden buralar ne kadar önemli görüyor musun? Bu medreseler. Allah inşallah bir an önce İstanbul'a ve envai çeşitli yere de hayal alemi nasip etsin. Biiznillah. Cami, cemaat, cami birçok şey içine aran, barındıran demektir. Ecdat şimdi bizim gibi kullanmamış. Camiyi hangi iş için kullanmış? Her iş, her iş. Mescit anlamında kullanıyor mu? Kullanıyor. Toplantılar nerede? Camide. Misafir ağırlama nerede? Camide. Mahkemeler nerede? Camide. Niye biliyor musun? Çünkü kadı hüküm verirken Allah'tan daha çok korksun diye. Hazreti Ömer caminin yanına da ne yapmış? Emir evi. Yani emir ya kendisi, emir el mümin. Evini caminin yanına yapar. Onun yanına ne yapar? Çarşı pazar yapar. Ambar, beytülmal binaları, hayvanlar için ahır ve atlar için hara. Duydunuz mu? O koyunun, ineğin olduğu yere ahır, atların olduğu yere hara denir. Ve şöyle bir şey vardır. Normalde Resulullah Aleyhisselam atlardan vergi almıyor. Niye almıyor? Çünkü Hicaz bölgesinin coğrafyasını düşün. At beslemek çok zor bir şey. Arpa, buğday, su. Öyle değil mi? Çok masraflı. O yüzden almıyor. Ama Hazreti Ömer halife olduğu dönemde duyuyor ki Irak'ta birisinde 1000 at var. Diyor ki çabuk zekatını alın. Çünkü artık 1000 at varsa demek ki ondan bir şey elde ediliyor. Bir gelir elde ediliyor. O yüzden Hazreti Ömer ne yapar? Onun zekatını almaya başlar. Bazı şehirlere Fırat'tan ve Dicle'den kanallar açar Hazreti Ömer. Bu arada nehir, ırmak, deniz bunlardan biraz çekinir.
Çünkü sahabe efendilerimizin boğulduğu birkaç hatıra var. Ben bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğim diye çok çekindiği bir meseledir Hazreti Ömer'in. Bakın bu kadar insan İslam'a giriyor. Bu nüfusu nasıl idare ediyor Hazreti Ömer? Kılıçla mümkün mü? Çok ilginç değil mi? Onların bütün ihtiyaçlarını nasıl tesis ediyor ve en büyük ihtiyacı olan gönüllerini nasıl dolduruyor? Bak inanılmaz rol modeller almamız lazım. Şimdi bunu gören pozitivist bir zihniyet ya da batılı bir zihniyetin şu Hazreti Ömer'in gönle girişini anlamasına mümkün değil. Çünkü onlarda sistem nedir? Kendi topraklarının bekası için 10 yeri sömürge etmeleridir. Hazreti Ömer ne yapıyor? Vicdanlara, gönüllere nasıl girmiş? Onlar çoğu zaman kendi mezhebinde olanları bile Engizisyon Mahkemesi değil mi? Kurup kurup kafalarını kesmişler. Hazreti Ömer'in bu şefkati, bu derin rahmetini, bu ince adaletini anlamaları mümkün değil. Şimdi İslam şu an maddeten dünyada çok güçlü mü? Değil. Ekonomik olarak çok güçlü mü? Hayır, değil. Peki arkadaş, madem İslam bu cihetlerde şu an güçlü değilse, dünyanın her yerinde sürekli İslam'dan korku bitirmiyorlar yani. O İslamifobia denilen, İslam'dan korkun, İslam'dan korkun, İslam şöyledir, İslam böyledir diye o korkuyu hiç bitirmiyorlar. Neyden korkuyorlar? İslam'ın en büyük gücü, tesiri. Bugün İslam'ı düzgün yaşayan ufacık bir yer, başka yerlerle mayalansın, dünyanın buna lakayt kalma ihtimali yok. İslam'dan korktukları şey, İslam'ın bu tesir gücüdür. Allah'ın izni inayetiyle. Hazreti Ömer iktisadı, ekonomiyi, nereye ne verelim, vergi vesaire nasıl alalım? Bunları genellikle fey ayetleriyle belirler. Fey ayetleri Enfal suresinde, Haşr suresindeki bazı ayetlerdir. Onlarla belirler. Fey'in anlam karşılığını da vereyim. Şu demektir. Haraç, cizye, ticaret geliri. Veyahut düşmandan savaşsız elde edilen ganimet demektir. Veyahut beytül malda bulunan herhangi bir mal anlamına gelir. Bunlara hüküm veren ayetlere de fey ayetleri denir. Abdullah bin Mesud şöyle söyler. Sasani ve Bizans toprakları fethedilince Hazreti Ömer bu ayetlere dayanarak sistem kurmuştur der. Ama kurduğu sistem akıldığı gibi değil. Yine ufak birkaç hatırlatma yapayım. Gayrimüslimden alınan vergilere ne denir? Cizye ve haraç. Haraç neyin vergisidir? Toprağın vergisidir. O toprak çalışsa da çalışmasa da haracı alınır. Cizye neyin vergisidir? Kendi dinlerinde kalmalarının vergisidir. Peki Müslümanlar ne alınır? Zekat alınır, öşür alınır. Peki bir Müslüman haraç toprağına sahip olursa, yani gayrimüslimden toprak alıyor, haraç toprağına sahip oluyor. Ne öder? Yine haraç öder. Neden? Çünkü haraç dediğimiz şahsın değil toprağın statüsüdür. O yüzden bir yer haraç toprağı olarak belirleniyorsa onu kullanan haracı öder. Bir ince nükte daha vereyim, bu ön bilgiler önemli. Zekat mahsulün karşılığıdır. Hatta o mahsul yağmur suyu ile sulanmışsa öşür, yani onda bir zekat alınır. Ama haraç mahsul karşılığı mıdır? Hayır, toprağın karşılığıdır. Eksen de ekmesen de o haracı vereceksin. Bunlar ince ufak bilgiler. Hazreti Ömer savaştan ele geçen toprakları ganimet statüsünün dışında bırakır. Ganimet olsa ne yapardı? İnsanlara dağıtırdı. Dağıtmış mı Hazreti Ömer? Dağıtmamış. Ve kime bırakır o toprakları? Yerli halka bırakır. Peki neden dağıtmaz Hazreti Ömer? Mesela Bilal Habeş Hazretleri, ya Ömer biz kılıçla aldığımız toprakları dünün çocuklarına neden veriyorsun deyip onları ganimet olarak istemiş. Ama Hazreti Ömer kararından dönmemiş. Hatta Ebu Beyde bin Cerrah nerenin valisiydi? Suriye'nin valisi olan, bir öyle bir öyle diyorum, aslı Dımeşk yani. Hazreti Ömer'e bir mektup yazar. Ya Ömer şu hadisenin sonucunda ganimetleri dağıttım, peki toprakları ne yapayım der. Hazreti Ömer ona toprakları dağıtma der, çünkü şu açıklamayı yapar. Eğer o memleketleri halkıyla beraber Müslümanlara taksim edecek olursak, paylaştırırsak, bizden sonra gelecek Müslüman nesillere bir şey kalmaz. Müslümanlar konuşacak bir insan bile bulamaz. Şunu diyor yani, herkes esir statüsünde kalırsa bizden sonra gelen onları esir olarak kullanmaya devam eder diyor ve devam ediyor. İslam hakim oldukça onlar Müslümanların kölesi olarak kalırlar. Ben buna razı değilim der. Eğer onlar köle statüsünde kalırsa devamında da öyle kalır. Hidayete eremeyebilirler diye bir ince endişesi var. Yani Hazreti Ömer İslam'ın üstünlüğünü savunmak ve o ilahi kelimetullah dediğimiz bu demek değil mi? İlahi kelimetullah, Allah'ın kelamını, Kur'an'ı, İslam'ın üstünlüğünü onu yaymak manasında. Ondan başka hiçbir hedef, gaye araya katmamış. Sadece fıkıhta İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin bu cihette farklı içtihatları var. Mesela İmam Şafii demiş ki Hazreti Ömer orada gönülleri kazanarak bunu elde ettiğinden böyle yapmıştır. Yoksa savaşta kazanılan toprakları savaş ganimeti statüsünden aslında çıkarmamıştır diyerek farklı görüşler vardır. Onlar işin ehline bakan görüşlerdir. Ben zihnimiz açılsın diye bazı meseleleri aktarmaya çalışıyorum. Hangi konudayız? İktisat konusundayız. Devam edeyim. Hazreti Ömer bir divan teşkilatı kurar. Bunu da ilk o yapar. Ve ashabını zümreye ayırır. Onlara atiye verir. Atiye ne demek, duydunuz mu? Yılda bir verilen paraya atiye denir. Yani Hazreti Ömer Beytülmal ne kadar birikse onu ne yapıyor sürekli?
insanlara dağıtıyor. O atiyeyi sınıflandırır Hazreti Ömer. Mesela ilk zümreye peygamber hanımlarını alır ve onlara yılda bir 10 bin dirhem verir. İkinci zümreye kimi alır sizce? Bedir ashabını alır. Onlara da yılda bir 5 bin dirhem verir. Hazreti Ömer fey gelirlerini yıllık atiye ve aylık erzak-ı müslimin olarak dağıtır. Ve bu dağıtımı yapması için bir divan teşkilatı kurar. Bu birikmiş malı Müslümanlara dağıtması da bizim bugün örnek olarak almamız gereken muazzam bir anlayıştır. İstisnası var mıdır mal dağıtmadığı kesimler? Vardır. Müslümanlar için de var mıdır? Vardır. Kur'an'ın da bedevi diye tabir ettiği, yani İslam'ın içinde kaynaşmamış bir zümreye Hazreti Ömer bu gelirlerden para vermez. Hani o kaynaşmamaktan kastımız da şu oluyor, cihada gitmemişler vesaire, buna benzer işler yapmışlar. Onlar bir zorluk zamanına, yokluk zamanına düşmedikçe onlara bu gelir dağılımından yapmamış. Bu da bir istisna olmuştur. Hazreti Ömer fey gelirlerinden annelere de verir. Ne karşılığı? Çocuklarının sütten kesilmesi karşılığı. Ama burada bir sorun var. Sütten kesilen çocuğa halife para veriyor diye anneler çocuklarını erkenden sütten kesmeye başlarlar. Ne olur bir gün biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in yol arkadaşı var. Eski de bir köle, azatlı bir köle. Hazreti Eslem. Bir gün gece vakti Medine sokaklarında dolaşıyorlar, teftiş ediyorlar. Bir evin önünden geçiyorlar. Bebek ağlama sesi. İkinci defa bir daha geçip aynı sesi duyunca Hazreti Ömer elindeki asasıyla kapıya vuruyor. Ey kadın! Duymuyor musun? İçeriden çocuğun ağlama sesi geliyor. Ya sustur o çocuğu ya da derdi neyse söyle ben halledeyim diyor. Kadın içeriden cılız bir sesle cevap veriyor. Ama halife olduğunu bilmiyor. Ben de farkındayım, çocuk ağlıyor. Ama bilmiyor musun, halife sütten kesilen çocuğa para veriyor. Ben de o yüzden mecburen sütten kesiyorum deyince Hazreti Ömer'in eli ayağına karışıyor. Sen o çocuğa süt ver. O halife o yanlışı düzeltecek. Yarın artık doğan çocuklara o fey gelirlerinden para verilmeye başlanacak diyor. İki büklüm, hüngür hüngür oradan ayrılıyor. Hazreti Eslem bu şekilde rivayet ediyor Hazreti Ömer'in bu hadisesini. Yeni alt başlık Kudüs. Hicri 16'da Kudüs fethedilir. O zamana kadar o bölgeye Eyle bölgesi de denilmiştir. Hristiyanlar komutan olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'a biz Kudüs'ü savaşmadan size vereceğiz ama bir şartımız var. Ömer gelip Ömer teslim alacak derler. Neden böyle diyorlar? Çünkü Ömer'in namı her yere yayılmış. Ömer varsa adalet var. Ömer gelirse kimse bize kıymaz, zulmetmez. Ömer'in gölgesi bile şu topraklarda olsaydı şimdi zalim diye bir şey mümkün değil kalmazdı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali ile istişare eder. Gidelim mi gitmeyelim mi diye bir heyetle. Daha önce İran için de istişare etmiştir. İran için gideyim mi diye istişare edildiğinde herkes git ey Ömer denildiğinde Hazreti Ali gitme Ömer demiştir. Hazreti Ali'yi dinlemiştir. Kudüs meselesinde de herkes gitme ey halife burada kal deyince Hazreti Ali sen git ey Ömer demiştir ve yine Hazreti Ali'yi dinlemiştir. Burada çok ince bir mesaj var. Umarım bu mesaj anlaşılması gereken yerlere ulaşır. Hazreti Ömer'le Hazreti Ali'nin muazzam bir anlaşması, koordinesi vardır. İkisi de İslam'ın yiğit, cengaver insanlarıdır. Onların birlikteliği başka batıl düşüncelerle asla parçalanamaz. Bu mesajı da burada vermek istedim. Çok ince bir hadisedir. Daha sonra Hazreti Ömer bineğini alır, yanına bir de hizmetlisini alır. Yol boyu sırayla bir o biner, bir Hazreti Ömer biner. Bir hizmetlisi biner, bir Hazreti Ömer. Kader bu ya. Tam Kudüs'ün kapılarına yaklaştığında bineğin üstünde sıra hizmetlisindedir ve Hazreti Ömer hizmetlisini çeker. Her gören der ki vallahi budur. Müjdelenen budur. Kudüs'ü vereceğimiz insan budur. Emir el müminin Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer iner inmez onu komutanları karşılar ama komutanları ipekten elbise giymiştir ve Hazreti Ömer bunu görünce çıldırır. İki yılda dünya tamahkarı mı oldunuz? Beni bu parlak elbiselerle mi karşılayacaktınız deyip söylenmeye başlar Hazreti Ömer. Komutanları bir ara fırsat bulur. Ey Ömer, inan taşıdığımız silahlar anca bu kıyafetlere sığar. O yüzden bu kıyafetleri giyiyoruz. Yoksa bak her şey Allah'a ayandır. Allah şahidimizdir deyince Hazreti Ömer susar. Meşhur bir Yahudi alimi vardır. Kab bin Ahbar. Müslüman olur ve Hazreti Ömer'e bütün bölgeyi gezdirmeye başlar. Hazreti Ömer Kudüs'ü gezdikten sonra şöyle bir genelge yayınlar. Hristiyanların kiliselerine, mallarına, evlerine dokunulmayacaktır diye. Burada kalanlar cizye vergisi ödeyecektir. Gitmek isteyenlerin ise gideceği yere kadar güvenliklerini biz sağlayacağız der. Bunu bir emanname şeklinde yani barış anlaşması şeklinde yayınlar. O emannameden birkaç tane madde okuyayım. Kimse dini inancından horlanmayacak, dışlanmayacak. Bu yurtlar Yahudilere iskan verilmeyecek. Yani Yahudiler burada mesken tutamayacak. Kendimize layık gördüğümüz her şeyi size de layık göreceğiz.
Siz bize emanetsiniz. Yine de buradan gitmek isteyen olursa gideceği yere kadar yol güvenliği bile bize aittir. Allah aşkına Hazreti Ömer'in olduğu yerde kim yaşamak istemez? Siz tarihte bu kadar güzel, bu kadar güvenli nereyi gördünüz? Bir Hazreti Ömer dönemi oraya girişe bak. Bir de Filistin bölgesinde, Gazze'de akan kanlara bak. Ne kadar vicdansızlar, ne kadar zalimler değil mi? Ne kadar elleri kanlı değil mi? Bir de Hazreti Ömer'e bakar mısın? Subhanallah. İnanılır gibi değil. Sultan Abdülhamit de ileride Kudüs bölgesinde ne olacağını anlayanlardan birisidir aslında. O yüzden Kudüs'ü Memaliki Şahane'ye alır. Ama İttihat ve Terakki gelince önce Ziraat Bakanlığı'na geçirir, daha sonra satışa çıkarır. Sonrasında ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, ayrıntılara girmeden burada sonlandırayım. Son başlığım fetihler. Hicri 13'te Sasaniler yani İran, Perslerle köprü savaşı yapılır. Suriye ve Irak savaşlarına kadar devam eder. Sasanilerin başında kim vardır? Şehriyar vardır. Hazreti Ömer'in komutanı kimdir? Müsenna bin Harise. Hazreti Ebu Bekir son dönemlerinde Şırnak'tan Zaho'ya kadar o bölgede cihat olur. İşte o da bölgenin ilk savaşlarındandır diye geçer ve o savaşa Babilyon savaşları denilir. Şehriyar'dan sonra başa bir kraliçe geçer ve ordunun başına da Rüstem'i getirir. Rüstem Kufe yakınlarında bir karargah kurar. İslam orduları o karargaha ulaşmak için Fırat'ı geçer, o birliği dağıtır ama burada ufak bir oyun vardır. Az önce dediğim gibi sudan geçme oyunu vardır. Müslümanlar o sudan geçtiğinden dolayı biraz fazla şehidimiz, kaybımız olacaktır burada. Hatırlar mısınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahzab yani Hendek savaşlarında bir kaya çıkıyor. O kaya kırılmaz bir kaya oluyor ve Allah Resulü vuraraktan o kayayı kırıyor. Ama kayaya her vurduğunda bir kıvılcım çıkıyor. Önce diyor ki Kisra'nın sarayı bizimdir. Daha sonra diyor ki azı dişlerinizi gördüğüm gibi Hire'yi görüyorum. Hire de bizimdir diyor. İşte İslam ordusu o Hire denilen bölgeye kadar ilerliyor. Ama o bölgeye gelince bir bakıyor ki İran ordusu filleri dizmiş. İslam ordusu fillerin gözüne ok atma ile böyle bir taktik geliştiriyorlar. Hepsini bozguna uğratıyorlar. Ama bu köprü savaşları denilen savaşlarda yaklaşık 4000 şehidimiz oluyor. Sonra Hazreti Ömer ek ordu gönderiyor ve İranlılar kaçmak durumunda kalıyorlar. Evet. Hicri 14'te Kadisiye savaşları oluyor. İranlılar komutanla idarenin anlaşmama durumundan bıkmıştır haldeler. Diyor ki siz anlaşamıyorsunuz Müslümanlar da istifade ediyor diyorlar. Onlar Rüstem'le Firuzan'ı yan yana getiriyorlar. Diyorlar ki anlaşacaksınız. Onlar diyor biz anlaşırız ama bir şartım var. Şartımız şudur. Yönetime yine Şehriyar soyundan birisi gelecek. Ve yönetime Şehriyar'ın oğlu Yezdicerd'i geçitiyorlar. Yani İran'ın başına Yezdicerd geçiyor. Müsenna bin Harise Küfe'ye yakın bir yerde onlarla çarpışıyor. Ömer yeni bir ordu ve yeni bir komutan gönderiyor. Yeni gönderdiği komutan Sad bin Ebu Vakkas oluyor. O komutan Hazreti Ömer'e rapor sunuyor. Hazreti Ömer o raporlara cevap veriyor. Mesajla mı? Mailla mı? Yok ya, pusulayla. Ve o iki mesajlaşma sonucunda savaş kazanılıyor. Hazreti Ömer'i anlıyor musunuz? Vallahi bak buraları anlamamız lazım yani. Biz dip dibe insanlarla anlaşamaz oluyoruz. Hazreti Ömer iki tane kısa pusula, kısa mesaj göndererekten atın üstünde savaş kazandırıyor. Nasıl bir Ömer, nasıl bir Ömer? Hazreti Ömer sonra onları elçi gönderip İslam'a davet ediyor. Diyor, ya İslam'a gelin ya da barış sağlayıp ne ödeyin bize? Cizye ödeyin diyor. Kabul etmiyorlar, savaş oluyor. Yine filleri diziyorlar. Müslümanlar onları da geçiyor. Bizden 8000 şehit oluyor. Onlardan da 40000 ölü oluyor ve savaş bu şekilde kazanılıyor. Hazreti Ömer bu altyapılar demek. Ya toprağın altını çok bakmadık değil mi? Buralara da bakmamız lazım. Müslümanlar Medain denilen bölgeye yürüyor. Medain, Medine, şehirler demek. Medine'nin çoğulu yani Medain. Bağdat'a yakın bir yer. Şimdiki Bağdat var ya, ona yakın yer Medain. 30 kilometre var aralarında. Oraya girdikleri anda korkup boşaltmak zorunda kalıyorlar. Ve ordu komutanı kimdi en son? Sad bin Ebu Vakkas. Duhan 25 ve 28. ayetleri yüksek sesle okuyor. Fetih namazı kılıyor. Ve orada Beyaz Saray var. Orayı da cami haline çeviriyor. Sonra Sad bin Ebu Vakkas Irak valisi oluyor. Ve ganimetlerin zaten 5'te 1'i nereye? Beytülmale. Kalan ganimetlerden askerlere dağıtılıp her askere ne kadar ganimet düşüyor biliyor musun? 9000 altın dinar. Subhanallah. İslam'ın o zamanki gücünü anlıyor musunuz? Asker başına, bak ganimet toprakları ayrı, 5'te 1'i Beytülmale ayrı, onun haricinde adam başı 9000 altın dinar. Yani İslam'ın o zamanki gücünü bir hayal edelim. Hazreti Ömer ganimet dağıtırken Usame'ye oğlu Abdullah'tan daha fazla veriyor. Soruyorlar ya Ömer Usame, Usame kim de?
Ya Zeyd bin Harise'nin oğlu Usama bin Zeyd, ordu komutanı ve Resulullah Aleyhisselam'ın torunlarını severken yanından hiç ayırmadığı sahabe efendimiz. Bir dizinde torunları, bir dizinde Usama bin Zeyd. Daha çok veriyor. Ömer'e diyorlar ki neden Usama'ya daha çok veriyorsun? Çünkü Resulullah Usame'yi Abdullah'tan fazla severdi diyor. Ey Ömer, ey Ömer. Görüyor musunuz, başka bir hassasiyet var. Kendi ailesini, yakınlarını geride tutmak için her fırsatı değerlendiriyor. Madem iş böyle, biz neden sürekli onları torpillerle, bilmem nelerle öne atmaya çalışıyoruz? Ömer'den uzaklaşırsan olacağı budur. Ne olacak? Hicri 16'da Sasaniler yeni bir komutan çıkarıyor ve Genuh denilen bölge, şimdiki Dağıstan. Genuh denilen bölgeye doğru yine savaş devam ediyor. Sad bin Ebu Vakkas yine Hazreti Ömer'e durumu anlatıyor. Hazreti Ömer 12 bin tane daha savaşçı gönderiyor oraya. Ve kuşatma kahramanı Kaka bin Amr. Bu efendimizi unutmayın. Bu tam bir kahraman bu sahabe efendimiz ve aklınız çıkacak. Kaka bin Amr'ın vurkaç taktikleriyle savaş kazanılıyor. Ve Hazreti Ömer savaş kazanıldıktan sonra anında yeni bir haber gönderiyor valilerine. Diyor ki ziraat ile uğraşan yerli halkın, yani savaştığımız halkın hukukunu gözetiyorsunuz değil mi? Subhanallah, ey Ömer. Adalet yanına ne kadar da yakışıyor. Hicri 16'da Cezire denilen bölgeye Hazreti Ömer'in komutanları çıkartma yapıyor. Şimdiki Harran'dan Nusaybin var ya, o bölgeye kadar komple İslam bölgesi oluyor. Daha sonra o bölgeler barışı kabul edip ne ödüyorlar? Cizye ödüyorlar. Şu imanla ulaşılan yerlere baksana. Akif'in bir şiiri geldi de burada aklıma. Diyor ya, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. O iman olunca nelere ulaşılıyor? Bir de biz en ufak meselede ümitsiz laflar ediyoruz. Yakışmıyor, yakışmıyor. Ömerilere yakışmıyor. Hazreti Ömer bazı komutanlarını görüyor. Komutanları iklim değişikliğinden hasta olmaya başlamışlar. Çünkü sürekli sıcak bölge, soğuk bölge, sıcak bölge, soğuk bölge. Hazreti Ömer diyor ki o zaman artık yerleşik hayata geçme vakti geldi diyor. Yani gittiği yerlerde İslam şehirleri kurdurmaya başlıyor. Vazife olarak kimi veriyor? Sad bin Ebi Vakkas, Selman Huzeyfe'yi memur tayin ediyor. İlk şehir imarları bu şekilde yapılıyor. Kufe'yi inşa ediyorlar. Ne var orada? Kamıştan evler var. Söküp kerpiçten evler yapıyorlar. İlk camiler, ilk kamu binaları ve birçok yerde Basra'da vesaire bu şekilde ilk şehirleşmeler yapılıyor. Sebebiyle komutanlarını düşünmesi. Hazreti Ömer'in kendisine bir haber geliyor. Duyuyor ki Medain'de bir köşk vardı ya, İranlıların köşkü. Sad bin Ebu Vakkas o köşkün kapısını söktürmüş, kendisine de ufak bir yer yaptırmış o köşkün kapısıyla. Hazreti Ömer hemen bir elçi gönderiyor. Muhammed bin Mesleme'yi gönderiyor. Diyor ki, ey Muhammed, oraya gider gitmez önce o kapının önünü odunla doldurup orayı yakacaksın. Sonra da gidip benim mektubumu Sad'a vereceksin diyor. Tam dediği gibi yapıyor Muhammed bin Mesleme. Önce o kapıyı ateşle tutuşturuyor. Daha sonra ben emir kuluyum. Bu da halifenin sana gönderdiği mektuptur diyor. Sad bin Ebu Vakkas açıyor mektubu da şu cümlelerle karşılaşıyor. Kisra'nın köşküne benzer bir köşk yaptığını görüyorum. Kim söylüyor bu cümleleri? Halife Ömer. Kapına da adamlar koyacaksın ve halkla görüşmene perde olacaklar. Efendimizin yolunu bırakıp Kisra'nın yolunu tutmuşsun öyle mi? Kisra'yı o köşkten mezara indirdiler, unuttun mu? Sana başına sokacağın evin ve beytülmal yeter ey Sad. Kisra'yı o köşkten mezara indirdiler, unuttun mu diyor. Kim samimi dostuna bunları söyleyebilir? Kim? Hazreti Ömer'in çocukluğunun arkadaşı Sad bin Ebu Vakkas. Ama vazife gereği söylenmesi gerekeni ne kadar açık söylüyor, ifade ediyor. Kim bu civan mertliği yapabilir? Kim? Kim? Biz şimdi sabah uykusu bölünmesin diye çocuğumuzu namaza kaldırmayan insanlar olduk. Allah bizi affetsin. Allah bizi ıslah etsin. Ahirette layık görürse Allah'la karşılaşmak, hesap vermek var. Yine uygun görürse bir de Ömer'in yüzüne bakmak var. Biz bu mirası ondan aldık. Ne hızlı miras yedi olduk. Hicri 17, Ahvaz'ın fethi. Şimdiki petrol merkezlerinden bir tanesi ve şu an günlük 600 bin varil petrol çıkarıyorlar Ahvaz'dan. Bölge fethedildikten sonra Halife Ömer o halktan 10 kişiyi hemen yanına çağırtırıyor. Ve o 10 kişiye ne soruyor? Ne soruyor sizce? Komutanlarım yerli halka adil davranıyor mu diye soruyor. Ve her birisi biz memnunuz Ömer deyince Hazreti Ömer elini açıp hem şükrediyor hem de şöyle dua ediyor. Allah'ım savaşlardan dolayı ümmetin azabını hafife indir diye dua ediyor. Hep korkuyor Rabbinden. İslam için uğraşıyor. Ama bunu yaparken bile hiç kibre girmeyip hep Rabbinden korkuyor. Zira biliyor ki akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir.
Hicri 17'de Bahreyn'den İran'a cephe açılıyor. Bu cepheden Ömer'in haberi olmuyor. Utbe bu cephede vefat ediyor ve Hazreti Ömer Mughire bin Şube'yi yeni komutan olarak atıyor. Ram, Hürmüz şehirleri fethediliyor. Yezdi Cert o bölgede halkı kışkırtmaya çalışıyor ama netice vermiyor. Kufe'den yola çıkan Numan bin Mukarrin onların her birisini bastırıp mağlup ediyor. En son sıkışan Hürmüzan, beni Ömer'le görüştürürseniz ben ona teslim olurum diyor. Tamam diyorlar, alıyorlar Hürmüzan'ı Medine'ye götürüyorlar. Medine'ye geliyor. Köşkler, saraylar, kapının önünde ordular bekliyor, hiçbiri yok. Ne var biliyor musun? Elinde bir kamçıyla yerde uyuyan halifeyi görüyor. Hayret ediyor, anlam veremiyor buna. Halife onu görünce kalkıyor ve diyor ki, gördün mü aslanım zulmün sonu neymiş? Allah'ın yardımı Müslümanlar ve cemaatleymiş diyor. Ama Hürmüzan'ın aklı hala o gördüğü manzarada. Dünyanın beşte birine hüküm ferma, bir halife. Ama yerde asasıyla, elinde kırbacıyla, iki büklüm yatar halde. Kimden görmüş sizce bu ahlakı? Belli değil mi kimden gördü? Biz kimlerden görüyoruz yeni ahlakları? O da belli. Yere ayak kapanıyor Hürmüzan. Gözü yaşlı, şahadet cümlelerini getiriyor. Hazreti Ömer onu Medine'de tutuyor ve ona bir mesken veriyor. Artık Hürmüzan da iman etmişlerden oluyor. Hürmüzan'la gelen bir de heyet var. Hazreti Ömer o heyeti bizzat evine alıyor ve şunu soruyor. Komutanlarım size zulmediyor mu? Hayır diyorlar Ömer. Hayır. Komutanların da aynı senin gibi adaletli diyor. Hazreti Ömer çok seviniyor. Hicri 21 Nihavend Savaşı yine İran bölgesi. Düşmanlar ama bu sefer kaleye sığınmış. Yine KK bin Amr'ın muazzam taktiği, vurkaç taktiğiyle onları siperden çıkartıyorlar. Orada komutan Numan şehit oluyor. Hazreti Ömer Huzeyfetül Yemani'yi komutan olarak atıyor ve zafer tamamlanıyor. Bu savaş çok çetin geçtiğinden bu savaşa fetihlerin fethi deniyor. Ben her söylediğimin aklında kalmadığınızın farkındayım. Madem öyle niye inatla söylemeye devam ediyorum? Ömer ne onu anlayalım. Bizim aklımızda tutamadığımız, anlam veremediğimiz şeyleri yaşamış Hazreti Ömer. Kaç yer idare etmiş, kaç insan idare etmiş, bunlarla birlikte aynı zamanda nefsini idare etmiş, ümmeti idare etmiş. Allah aşkına Ömer'i tam anlamak için bunlara ihtiyacımız yok mu? Hicri 23, İsfahan fethi. Tam feth olacakken Sasani valisi Abdullah bin Utbe'ye diyor ki, gel Abdullah, ferden ferde savaşalım, teke tek savaşalım, kim kazanırsa onundur. Abdullah kabul ediyor, bir savaşçı çıkarıyor Abdullah'ın karşısına. Savaşçı ilk vuruşta Abdullah'ın atını da deviriyor, koşu takımlarını da düşürüyor. Abdullah yere düşer düşmez, Hazreti Ömer'in o öğretilerini hatırlayın, ata nasıl binilir? Koşan atı tutup bir adımda tekrar atın üstünde hazır vaziyette kalınca vallahi pes diyorlar, sizle savaşılmaz deyip orada teslim alıyorlar. Akıl alır gibi değil, değil mi? Hazreti Ömer'in ta nerede söylediği şey bakın nerede çıkıyor. Akıl alır gibi değil. Hicri 23 Derbent. Bugünkü Dağıstan oluyor yine Derbent. Komutan Süraka bin Amr bir yıl cizyeden muaf tutacak şekilde barış anlaşması yapıp onlar da tamam diyorlar ve o bölgeyi de fethediyorlar. Yeni madde Hicri 23 Horasan fethi. Biliyorsunuz Horasan nedir? Alimler yatağıdır. Orası da Hicri 23'te fethediliyor. Basra fethinde bir dağın etrafında Müslüman komutan Sariye'yi çok fena sıkıştırmış haldeler. Tam o sıkışma anında da Hazreti Ömer Medine'de cuma hutbesi veriyor. Tam cuma namazı vakti. Sariye'yi buradan kovalıyorlar, buradan vuruyorlar, buradan kovalayıp buradan vuruyorlar ve Sariye çok yoruluyor. Tam yine arkadan atak yapacaklar, belki son atak olacak. Hazreti Ömer cuma hutbesi verirken, ey insanlar böyle yapın, ey insanlar böyle yapın derken birden Ömer'in iklimi değişiyor ve bağırmaya başlıyor. Sariye! El Cebel! El Cebel! O dağın arkasından geliyorlar. Dikkat et diye Sariye o sesi işitiyor binlerce kilometre uzaktan. Sırtını o kızgın dağda yiyor ve onların o ablukasını yok ediyor. Sariye cihatı kazanıyor. Medine'ye geldiğinde de Ömer'i tebrik ediyor. Hatta onu tebriğe geliyorlar. Diyorlar ki ne beni tebrik ediyorsunuz? Ömer bağırmasa Sariye El Cebel El Cebel diye. Ben bu savaşı kazanabilir miydim diyor. Akıl alır gibi değil. Basra'nın kuzeyinde Kays bin Seleme'nin itaat altına aldığı bir yer var. Oranın ganimetleri gelirken ne görüyor biliyor musun Kays? Dünyada çok ender bir mücevher görüyor. Emsali yok. Hemen bir elçiye veriyor diyor ki bu mücevheri Halife Ömer'e hediye olarak götür benden. Ondan sonrasını elçi sahabe efendimiz bize şöyle anlatıyor. Geldim. Halife elinde çoban değneği fakir halka erzak dağıtıyordu. Beni gördü. Vazifemi bildi. Otur hele şöyle kenara dedi. Bana düşen erzağı da verdi. Daha sonra beni aldı evine götürdü. Evinde hanımına seslendi. Ümmü Gülsüm'e. Hazreti Ali'nin kızı olan hanımına. Ümmü Gülsüm bize yiyecek bir şeyler çıkar. Ümmü Gülsüm annemiz sofraya vallahi bir zeytin bir de ekmekten başka bir şey çıkaramadı.
Hazreti Ömer Ümmü Gülsüm'e seslendi. Gel sen de bizimle otur. Ümmü Gülsüm cevap verdi. Ya Ömer, sofraya oturmaya layık kıymetli bir elbise üstümde yoktur. Hazreti Ömer cevap verdi. Ümmü Gülsüm, Hazreti Ali'nin kızı olmak, Ömer'in zevcesi olmak sana şeref olarak yetmez mi? Gel sofraya bizimle otur dedi. Bu konuşmadan sonra Kays'ın ona gönderdiği mücevheri birden çıkardım ama çıkarmamla kapatması bir oldu. Bu Ömer'in değil, ümmetin malıdır dedi. Mücevherle beni tekrar gönderdi ve bir de gönderirken Kays'a haber gönderdi. Ey Kays, bir daha böyle bir iş yapar, bir mücevher bana hediye gönderirseniz ikinizin de vay haline. Hazreti Ömer'i buraya koyacaksak hediyeleri, rüşvetleri, torpilleri, adam kayırmaları nereye koyacağız? Bunların biri imana koyulursa öteki ancak küfür kısmına konulur. Hicri 14, Şam fethediliyor ama Şam'ın fethinde kalenin önünde derin hendekler kazılıyor. O hendeklerin önünde de su çukurları var. Komutan Halid bin Velid başta bakıyor ki hendeklerden orası aşılamıyor. Bütün komutanlarını topluyor ve diyor ki ilk biz şehit olacağız. Ve bütün komutanlar şunu yapıyor. İçeriden istihbarat alıyor. İçerideki adamların eğlence gecesinde yüzerek gidiyorlar, hendekleri aşıyorlar. Kancalı halatları duvara atıyorlar. Tırmanıyorlar, içeriden kapıyı açıyorlar ve kalede bu şekilde fethedilmiş oluyor. Hicri 14'te Humus fethediliyor ve daha bunun gibi Bizans'ta, İran'da sayısız yerler fethediliyor. Anlıyor musunuz Hazreti Ömer neymiş? Üstad Hazretleri diyor ki, tevafuk alameti makbuliyedir diyor. Ben günlerdir bu dersi hazırlıyorum. Çok okumaya, etmeye, farklı kaynaklardan taramaya çalışıyorum. Dersi bugün, ders yaptığım günde sabahtan akşama kadar hazırlamaya çalıştım. Ders hazırlarken iki tane çok ilginç tevafuk başıma geldi. Ve dedim ki Allahu alem inşallah bu ders makbul bir ders olur dedim. Birincisi birkaç gün önce İbni Hişam'ın siresini yani o 4 ciltlik kitabı sipariş vermiştim. Tam da böyle notlarımı düzenlerken İbni Hişam'ın siresine göre Hazreti Ömer 40. Müslümandır yazdım. Tam onu yazdığım esnada kapı çaldı ve bizim Cihat abi bu kitapları sen mi sipariş ettin diye o 4 kitabı oraya getirdi. Bu kadar notun içerisinde günlerdir çalıştım. Tam o cümleyi yazdığımda o kitapların oraya gelmesi ayrı bir tevafuktu. Başka bir tevafuk daha yaşadım. Notları düzenlerken Kur'an da dinlemek istedim. Hem dedim çalışayım, düzenleyeyim, hem Kur'an da dinleyeyim dedim. Açtım Kur'an ama kim söylüyor, hangi sureyi okuyor bilmiyorum. O Kur'an klasörü var. Açtım oradan karışık karışık gidiyor. Tam o esnada Hazreti Ömer'in 3 süreçte iman edişi noktasına geldim. Birinci süreci yazdım, ikinci süreci yazdım. Tam üçüncü sürece geldim. Evdeki hadiseyi yazdım. Tam orada Taha suresi okunuyor cümlesini yazdım. Mevlam Kurtiş'ten Taha suresini okuyordu. Tam onunla o yazı öyle denk geldi. Bu iki tevafuk üstüne dedim ki Allahu alem bu herhalde çok makbul bir derstir diye öyle bir hüsnü zan ettim. Hüsnü zanla yakışıklı bir yorum yapmaya çalıştım. Gaybı Allah bilir ama inşallah dersten de bizden de razı olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Bu dersi toplu okumakla tek yapmak hiç aynı değil. Böyle bir derse oturup tek çalışın, duygularınıza hakim olmanız mümkün değil yani. Çok yerde dersi çalışırken yarım bırakmak zorunda kalıyor insan. Hazreti Ömer'in yaşadıkları incelikler, mücadele karşısında. Allah bizi de o Ömer'lerden eylesin inşallah. Ona layık ümmet eylesin. Çok ihtiyacımız var. Vallahi çok ihtiyacımız var. Evet.